Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Ekranlarınızın başına çıkış yolu gününde ve saatinde sizlerleyiz. Vatan Partisi Genel Başkanı ve Vatan Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Sayın Doğu Perinçek gündemi soracağız, gündemdeki başlıkları soracağız ve kendimizin belirlediği özel başlıklar var. Değerlendirmelerini isteyeceğiz. Tabii sizlerin merak ettiği sorular, bizlere ilettiği sorular var. Onları da harmanlayıp Sayın Perinçek'e sormaya çalışacağız. Efendim hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Beyhan Korkman, Aydınlık.com.tr Genel Yayın Yönetmeni. Bugün bizlerlesiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Olayın miladı aslında bugün. 27 Aralık 1919'da Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü, 103. yıl dönümü. Şimdi buradan aslında bir günü anmanın ötesinde bugüne hangi dersler uzanıyor biraz bunu konuşarak başlayalım istedik. Peki. İzleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Tabii Atatürk'ün Ankara'ya 27 Aralık 1919'da gelmesi bir devrimci hükümet projesinin adımlarında son adım diyebiliriz. Yani bir kere 15 Mayıs'ta 1919 İstanbul'dan Bandırma vapuruna bindi, Samsun'a çıktı. 19 Mayıs hedef ne? Hedef Anadolu'da bir devrimci hükümet kurmak. Yani İstanbul'daki hükümetle İngilizlerin, Fransızların dizi dibinde işgalcilerin bir kurtuluş savaşına yürütmek mümkün değil. Milletin gücünü seferber edecek bir devrimci hükümet lazım. Devrimci hükümet lazım. Çünkü devrimci bir hükümetle ancak o İstiklal Savaşı verilebilirdi. Sistem içinde, padişahlık sistemi içinde İstiklal Savaşı'nın verilmesi şansı yoktu. O devrimci hükümette nerede kurulabilirdi? Türk milletinin bağrında, Anadolu'da. Onun için Samsun'a çıkış bir savaşı örgütleme adımı değil. O savaşı örgütleyecek hükümeti kurma adımı öncelikle. O çıktıktan sonra 15 Mayıs geldi, 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktı. Oradan Havza'ya geldi. 21-26 Mayıs'ta Amasya'da komutanlar toplantısı yapıldı. O 21-26 Mayıs komutanlar toplantısını Ali Fuat Paşa, ki o zaman Ankara'da 15. Kolordu komutanıydı, kendisi gizlice geldi Amasya'ya ve hatırladığıma göre yüzbaşı üniformasıyla geldi. Bir şey olduğu halde. General oldu. Mirliva olduğu halde. Yani Tuğveya Tüm General diyebiliriz, Mirliva. Kalktı, bir yüzbaşı üniformasıyla gizlice geldi. Ve o komutanlar toplantısının temel meselesini çok iyi anlatır. Der ki, biz hep komutanlar, biz bir Kurtuluş Savaşı örgütleme, orduyu örgütlemeye kafayı takmıştık. Kimler var o komutanlar arasında? Mustafa Kemal Paşa var. Ali Fuat Paşa var, 15. Kolordu Komutanı. Cemal Paşa Konya'dan geliyor ondan sonra. Ve bir de Atatürk'ün yanında, onunla beraber Samsun'a çıkmış olanlar var. Emrinde asker olan iki komutan var ama sadece. Yani yok, o zaman güç olan. Ankara'da bir kolordu var, Konya'da bir kolordu var. Bir de Erzurum'da üç kolordu var. Üç tane kolordu bunlar, var. Bunlar Mondros sonrası dağıtılmayan. Tabii yani tamam. Şimdi Mondros 30 Ekim 1918 Mondros ateşkesiyle ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri, yani o zamanki ordunun tasfiyesi, dağıtılması falan var ama tabii onu uygulamak o kadar kolay değil İngilizler için. Yani maddeye yazıyorsun ama o öte yandan direnmeye karar veren, değil mi, bir komutanlar var. Yani teslim olmayı kabul etmeyen komutanlar var. Zaten İstiklal Savaşı'nın da Atatürk'ün etrafında Mustafa Kemal Paşa'nın toplarıp onlar verdi. Şimdi orada kritik sorun Ali Fuat Paşa, o birinci komutanlar toplantısı dediğimiz 21-26 Haziran'da yapılan toplantı Amasya komutanlar toplantısı ile ilgili olarak içimizde bir tek Mustafa Kemal Paşa, birinci mesele Anadolu'da bir hükümet kurmaktır. Hatta bir hükümeti muvakkate, geçici bir hükümet kurmak. Yani o şekilde formüle ediyor. Bizler hep böyle askerler olarak orduyu örgütleyeceğiz. Mustafa Kemal Paşa da diyor ki orduyu örgütleyeceğiz de orduyu kim komuta edecek? İstanbul'dan
mümkün değil bu savaşın yönetilmesi. Dolayısıyla İstanbul'daki iktidarın, iradenin, padişah saltanat iktidarının karşısına Anadolu'da milletin hükümetini kurmak, milletin devrimci hükümetini kurmak. Ancak o İstiklal Savaşı yapabilir. Yani bu stratejiyle Anadolu'ya çıkıyor. İstanbul'da zaten bunu konuşuyorlar ve Şark'ta, yani Doğu'da bir istinadgah, bir dayanak kurarak İzmir'i kurtarmak. Stratejinin özeti bu. Şark'ta bir istinadgah kurarak, Şark'ta bir dayanak kurarak İzmir'i kurtarmak. Ama bütün bunları kim yapacak? Anadolu'da kuracak bir devrimci hükümet. Aslında Atatürk'ün Anadolu'ya çıkmasından başlayarak bütün iki çizgi mücadeleleri bu eksende cereyan ediyor. İşte Amasya'dan sonra ne yapıyor? Atatürk Sivas üzerinden Erzurum'a gidiyor. O sırada o askerlikten İstanbul hükümetini onu azlediyor. İngilizler diyorlar ki bu adam bak Anadolu'da bize karşı savaş örgütlemeye gitti falan diye fitliyorlar. Ve Erzurum'a geldiği zaman askerlikten azlediliyor. Ama Karabekir geliyor, sen bizim komutanımızsın diyor ve Erzurum Kongresi toplanıyor o koşullarda. Erzurum Kongresi de Şark Vilayetleri, Doğu Vilayetleri Kongresi ama hep neyin basamakları? Anadolu'da bir hükümet kurmanın. Bakın Erzurum Kongresi'nden sonra Erzurum'da bir heyeti temsiliye, yani Erzurum Şark Vilayetleri Kongresi, pardon, Sivas'tan sonra Erzurum'da kongre yapılıyor. Sonra Sivas'a geliyor. Sivas'ta 4 Eylül'de bu sefer Müdafaa-i Hukuk Umum Genel Kongresi. Yani hem Anadolu hem Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerini birleştiren meşhur Sivas Kongresi toplanıyor. O genel kongre. Sivas Kongresi'nden sonra bir çok kritik Kurtuluş Savaşı'nın stratejisinin tartışıldığı ikinci komutanlar toplantısı diye anılan heyeti temsiliye toplantısı. Yani Sivas'ta bir heyeti temsiliye, temsil heyeti seçiliyor. Aslında o heyeti temsiliye Anadolu'da kurulacak hükümetin çekirdeği. O hükümet, yani hükümet olsun diye seçiliyor Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri heyeti temsiliyesi ve Sivas Kongresi'nden sonra da 13 ve 16 gün süren çok uzun bir heyeti temsiliye toplantısı var. O heyeti temsiliye toplantısının tutanakları Atatürk'ün bütün eserleri 5. ciltte yayınlanmıştır. Herkesin okumasını öneririm. Atatürk'ün bütün eserleri 5. ciltte o heyeti temsiliye toplantısının tutanakları. Orada işte Atatürk var, Rauf Orbay var, şey var, Kazım Karabekir Paşa var, ondan sonra Ali Fuat Paşa var, Alfred Rüstem var. Yani Kurtuluş Savaşı'nın kurmayları ve bir takım Sivas Kongresi'nde seçilen şeyler var, sivil şahsiyetler var, ağalar, şeyhler vesaire. Orada çok çetin bir mücadele olur. O mücadelenin esası şudur. Meclis-i Mebusan'ın tekrar toplanması ama nerede toplanılacak? Mustafa Kemal Paşa, onu bir tek Rüstem, Alfred Rüstem arkadaşı destekler. Mustafa Kemal Paşa der ki Anadolu'da meclisi toplamamız lazım. Çünkü İstanbul'da toplanacak bir meclis sonuç itibariyle İngilizlerin her zaman dağıtacağı, ondan sonra İngilizlerin bir nevi kontrolü altında olan bir meclistir. Ve o meclisin bir İstiklal Savaşı'na önderlik etmesi mümkün değildir. Dolayısıyla Anadolu'da bir geçici hükümet kurmamız lazım ve meclisi de Anadolu'da açmamız lazım. İşte o Eskişehir olur falan, Ankara olur. Fikir ilk etapta ya bu Amasya'da kabul görmüyor galiba. İşte kabul görmüyor. Atatürk orada yalnız kalıyor ve oylama sonucunda heyeti temsiliye, yani Sivas Kongresi'nden sonra toplanan ikinci komutanlar toplantısı veya heyeti temsiliye toplantısında Mebusan Meclisi'nin
İstanbul'da toplanması kabul ediliyor. Atatürk orada azınlıkta kalıyor. Yalnız kalıyor. Evet. Fakat ne oluyor? Bakın bu tarih, konuştuğumuz tarih Eylül ayının sonu. Eylül ayının sonunda şey bitiyor. Sivas'taki heyeti temsiliye toplantısı bitiyor. Ondan sonra bir Amasya'da İstanbul'dan gelen Salih Paşa ile Bahriye Nazırı bir tutanak, protokol Amasya'da buluşuyorlar. Atatürk, Mustafa Kemal Paşa ve İstanbul'dan gelen padişah hükümetinin temsilcileri Salih Paşa başkanlığında. Ondan sonra buluşuyorlar ve orada Amasya protokolünü imzalıyorlar. Amasya protokolünde de Türklerin ve Kürtlerin şeyidir, vatan Türklerin ve Kürtlerin yurdudur. Ondan sonra İstiklal Savaşı milletin gücü seferber edilerek başarıya ulaştırılacaktır gibi prensipler Amasya tutanağında kabul ediliyor. Ve Salih Paşa İstanbul'a dönüyor. Ama ne oluyor? Ankara'ya Atatürk 27 Aralık'ta bu olaydan sonra geliyor. Fakat geldikten hemen sonra Meclis-i Mebusan yapılıyor. Daha doğrusu Meclis-i Mebusan'ın İstanbul'da toplanması söz konusu. O 28 Ocak'ta İstanbul'da toplanıyor. Yapılan plana göre Anadolu'dan seçilen mebuslar Ankara'ya gelecekler. Ankara'da orada tekrar bir kongre toplanacak. Hatta ona Ankara Kongresi deniyor. Yani Erzurum ve Sivas kongrelerinden sonra. Ve gidip İstanbul'da Meclis-i Mebusan toplantısına katılacaklar. Orada bir müdafaa hukuk grubu kuracaklar. Parti yani. Atatürk'ün mücadele noktalarından biri de parti. Anadolu'da bir hükümet kurulmalı ve o hükümetin başında da bir parti olmalı. Müdafaa Hukuk Cemiyeti bir partidir. Orada da diğer komutanlar, o fırka kurmayalım, fırka bizleri böler falan. Atatürk diyor ki fırkasız olmaz. Yani hükümet kuracağız, o bir fırkanın önderliğinde olacak. Her neyse Atatürk kabul ettiremiyor Ankara'da veya Anadolu'da toplanmasını hükümetin. Orada mağlup oluyor. Bu sefer de Atatürk diyor ki bari diyor İstanbul'da diyor bir müdafaa hukuk grubu kuralım meclisin içerisinde ve meclis başkanlığına da beni seçsinler. Ben gitmiyorum İstanbul'a, gitmeyeceğim çünkü orada İngiliz var, Fransız var ama meclis başkanlığına beni seçsinler. Bunları aralarında anlaşıyorlar fakat giden arkadaşlar Atatürk'ün, Rauf Orbay falan filan bu anlaştıkları yol haritasını uygulamıyor. Gidiyorlar orada bir müdafaa hukuk grubu kurmuyorlar. Ondan sonra bir felah-ı vatan grubu kuruyorlar. Atatürk onlara çok öfkeleniyor. Ya diyor siz diyor hani kararlaştırmıştık müdafaa hukuk grubu kuracaktınız. Atatürk'ü gene Mustafa Kemal Paşa'yı meclis başkanı da seçmiyorlar. Misak-ı Milli konusunda da orada bir şey var. Misak-ı Milli kabul ediyor Meclis-i Mebusan. Orada problem yok. Yani Atatürk'ün tarif ettiğinden biraz farklı gibi ilk başta sen. Yani haricinde ve dahilinde diye bir tane kavram farkı var. Haricinde ve dahilinde Atatürk'ün misak-ı millisinde bir tek vatanın dahilinde şeyi var. Sınırların. Şöyle, misak-ı milli şöyle tarif ediyor. Türk Mondros Ateşkesi'nin 30 Ekim 1918 tarihinde Türk askerinin süngüleriyle çizdiği sınırın dahilinde vatan bir bütündür. Dahilinde. Yani süngülerle hakim olduğumuz sınırın içinde. İstanbul'da vatanperverlik taslıyor bazı adamlar. Dahilinde'nin yanında bir haricinde lafını dahilinde ve haricinde. Yani o sınırın ötesinde de. Eski imparatorluk sınırları. Ya mesele o değil. Evet. Orada Araplara dokunan bir öneri getiriliyor. Mustafa Kemal Paşa da bırakalım Araplar kendi devletlerini kursunlar. Yani bizim
Mondros mütarekesinde süngülerle çizdiğimiz sınır aşağı yukarı bugünkü sınır. Atatürk'te bu savaş sırasında var değil mi bu fikirler? Tabii Atatürk'te şu fikir var. Araplar kendi devletlerini kursun. Talat Paşa'ya yazdığı mektuplarda da var. Neyse onların hikayesi çok uzun. Ankara'ya geleceğiz zaten. Ankara'ya gelemeyiz sonra. Gelemedik. Ondan sonra kalkıyorlar İstanbul'da Misak-ı Milli'yi kabul ederken Atatürk'ün Ankara'da eliyle yazdığı Misak-ı Milli'yi o dahilindenin yanına Türk ordusunun yani Türk askerinin sınırlarıyla Osmanlı askerinin sınırı süngüleriyle çizdiği sınırların dahilinde yanına bir de ve haricindeyi ekliyorlar. Onlar daha vatanperver. Yani Türk askerinin sınırlarıyla çizdiği alanın da ötesinde bir vatan tarif etme istiyorlar. Tabii bu Atatürk'ü iyice öfkelendiriyor çünkü onun gerçekçi olmadığını biliyor. Yani Arapları yanımızda tutmak için oralarda kurulacak Arap devletleri, Araplar kendi devletlerini kursunlar. Onun için biz Türk askerinin süngüsünün ötesinde bir sınır çizmeye kalkışmayalım. Zaten çizemez. Yani hudut nedir? Senin askerinle kontrol ettiğin çizgidir. Değil mi? Yani bir ülke nedir? Senin askerin hakimse, senin otoriten orada varsa o senin vatanın. Senin otoriten yoksa senin askerin orada bir devletin cebir gücü, yaptırım gücü olarak varsa orası senin vatanın. Yoksa mesela nedir? İşte 12 adalar bizim diyorsun. 12 adalarda senin askerin yok ki senin olsun. Değil mi? Yani oralarda hak iddia edebilirsin falan filan ama diyelim tarihi olarak da işte niye İstiklal Savaşı'nda 12 adaları biz almadık? Çünkü alamazdın. Türk askeri alabilseydi alırdı zaten. Değil mi? Yani sonuç itibariyle sınırlar kağıt üzerinde çizilmiyor. Sınırlar süngüyle çiziliyor. Öyle özetleyelim. Her neyse fakat İstanbul'da 28 Ocak'ta o Misak-ı Milli kabul edilir. Arkasından 15 Mart'ta İngilizler gelir Meclis-i Mebusan'ı basar, İstanbul'u işgal ederler fiilen. 16 Mart'ta. Ve onun üzerine Atatürk o sırada Ankara'dadır. 27 Aralık'ta Ankara'ya gelmiştir. 27 Aralık'tan 16 Mart'a kadar geçen dönem Atatürk'ün Ankara'daki yalnızlık dönemidir. Ankara'ya gelmiş, İstanbul'da meclis toplanmış bu arada ve her şey İstanbul eksenli olarak cereyan etmeye başlamış. Ama ne oluyor? 16 Mart'ta Atatürk'ün öngördüğü gibi gelişmeler cereyan ediyor ve Atatürk ne diyordu? İstanbul'da bir devrimci milli hükümet kurulamaz, İstanbul'da bir meclis kurulamaz, İngilizler, Fransızlar ona izin vermez ve 16 Mart'ta hakikaten Meclis-i Mebusan dağıtılıyor ve bu sefer Ankara birden parlıyor. Seçenek oldu. Yani sonuç itibariyle Atatürk'ün 27 Aralık'ta Sivas'tan Ankara'ya gelmesi bir devrimci hükümet projesinin en kritik adımı. Oraya geliyor ve orada beklemeye başlıyor. Diyelim orada 16 Mart'a kadar, 27 Aralık'tan 16 Mart'a kadar geçen bir dönem var. O dönem işte Ocak ayı, Şubat ayı diyelim 60, 76, 80 gün falan bir dönem var. O Atatürk'ün pusuda olduğu, yalnız olduğu ve etrafının boşaldığı, İstanbul'un parladığı bir dönem. Ama arkasından ne oluyor? İngilizler gelip İstanbul'da Meclis-i Mebusan'ı dağıttığı zaman ve İstanbul'u fiilen işgal ettiği zaman Atatürk'ün öngörüleri ortaya çıkıyor, parlıyor, geçerli hale geliyor ve onun üzerine bu sefer Meclis-i Mebusan'ın Ankara'da açılması. Yani İstanbul'da dağıtılan Meclis-i Mebusan'ın Ankara'da toplanması kararı alınıyor. Ve 23 Nisan 1920'de Ankara'da Millet Meclisi toplanıyor. O Millet Meclisi'nin toplanması aynı zamanda devrimci hükümetin kurulması. Peki ordusuz olur muydu? Ne? Yani devrimci merkezi kuruyor, meclisi ya da hükümet kurma iradesini koyuyor. Diyelim Atatürk'ün yanında yani işte Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy ve diğer komutanlar mevcut bir askeri güç olmasa olur muydu?
O seçenek öne çıkar mıydı? Askersiz hiçbir şey. Yani ordusuz devlet olur mu? Yani göz Ankara'ya çevrilir miydi? Ordusuz olur mu? Ankara'da o kurulan hükümetin bir ordusu var. Yani ilk önce hükümet kurulup sonra ordu kurulmuyor. Zaten Anadolu'da işte demin saydığım 15. kolordu, Konya'daki kolordu, Erzurum'daki kolordu, Ankara'daki 15. kolordu. Anadolu'da Türk askeri var. Her ne kadar Mondros Mütareke imzalanmış falan filan ama İngilizlerin dayatmalarına karşı hala dağıtılmayan birlikler ve asker var. O ama o askeri kim komuta edecek? O askeri İstanbul'dan padişah hükümeti mi kontrol edecek? Ya o askeri Anadolu'da kurulacak, bağımsız, başı dik, İngiliz ve Fransızların dayatmalarına direnebilecek olan bir hükümet mi kontrol edecek? Bütün çatışma o noktada. Bu Atatürk'ün yanındaki isimler, daha sonra İstanbul'da diyelim söylediklerini kabul etmeyenler, sonuç itibariyle vatansever insanlar. Tabii. Ama Atatürk'ün bulunduğu noktadan farklı bir noktadalar. Sistem dışı mı görüyorlar Atatürk'ü? O dönem için neden böyle bir tavır alıyorlar? O ruh halini, yani bugüne de... Yani bakın, sistem dışı falan diyerek biz bir teori yapıyoruz. Dediğiniz doğru. Onlar padişahlık sisteminin içindeler. Yani sonuç itibariyle aralarındaki çatışma padişahı devirerek ancak İstiklal Savaşı yapabiliriz diyen gerçekçi Atatürk'le padişahın emri altında İstiklal Savaşı yaparız diyen gerçekçi olmayanlar arasında. Yani burada, Ankara'da meclis kurulurken saltanatı kaldırma fikri o kadar berrak mı? Ankara'da meclis kurduğunuz zaman zaten saltanat kalkıyor. Fiilen o ama bunu bir program olarak bu kadar net... Şimdi bakın orada saltanatı kaldırma diye ifade edilmiyor. Orada önümüzdeki görev nedir? İstiklal Savaşı'nı kazanmak. İstiklal Savaşı'nı kazanmak açısından meseleler tartışılıyor. Atatürk diyor ki İstiklal Savaşı'nı biz ancak milletin geniş bütün güçlerini seferber ederek, milletin azim ve kararıyla ve seferber edilmesiyle kazanabiliriz. Peki milleti kim seferber edebilir? İngiliz ve Fransızların kontrolü altında olmayan, bağımsız bir devrimci hükümet milleti seferber edebilir. Dolayısıyla Atatürk o anda sistemin, yani padişahlık sisteminin saltanatın dışına çıkıyor. Ama bunu saltanatı ortadan kaldıralım diye değil, o günkü somut görev ekseni içerisinde, yani somut görevini İstiklal Savaşı'nı başarmak. İstiklal Savaşı'nı İstanbul'da kurulacak, yani İstanbul'daki hükümetlerle yürütemeyiz. Ankara'da, yani Anadolu'da bir geçici hükümet. İlk başta geçici hükümet falan diyerek biraz yumuşak. Nedir yani bu hükümet geçici? En sonunda yine padişahımız var, İstanbul var falan. Ama İstiklal Savaşı'nı yapmak için bir hükümeti muvakkate, geçici hükümet kuralım Anadolu'da. Ama bu tabii neye varıyor sonuç itibariyle? Saltanatın İstanbul'daki iktidarın bertaraf edilmesi, ona rakip olan Anadolu'da bir iktidar oluşturulup öbürünü tamamen silmesi. Zaten süreçte oraya götürüyor, saltanatın kalkmasına götürüyor. Tabii bunlar adım adım nedir? Atatürk haklı çıkıyor, İstanbul'da meclisi mebusan yaşayamıyor. İki, Atatürk örgütlüyor şeyi, İstiklal Savaşı'nı. Üç, hatta İstanbul hükümeti Atatürk'ün örgütlediği İstiklal Savaşı'nı sabote etmeye başlıyor. İşte bir takım gerici isyanlar Ankara'yı kuşatan, değil mi? Kızılcahamam'dan başlayıp Kızılcahamam, ondan sonra Gerede, Düzce, Adapazarı, ondan sonra Biga, Konya, Yozgat vesaire, Ateş Çemberi gibi oradaki gerici isyanlar nedir? İngiliz altınlarıyla örgütlenen ve padişah hükümetiyle de ilişkisi olan isyanlar. Yani hani bir tartışmalar var Türkiye'de, işte Vahdettin şu mu bu mu falan. Vahdettin sonuç itibariyle Mustafa Kemal'in Ankara'da kurduğu hükümeti ve meclisi boğmaya kalkan isyancılarla, gerici isyancılarla ilişkili. Ve o isyanlar ezilerek Ankara'da otorite, Anadolu'daki otorite sağlanabiliyor. Ve Ankara'dan İstiklal Savaşı başarıya götürülüyor devrimci bir hükümetle. Ve başarıldıktan sonra da son nokta konuyor. Türkiye'de iktidar bana aittir.
egemenlik milletindir ve Ankara'da hükümet de o milletin egemenliğini temsil eder. İstanbul'da hükümet mükümet yoktur. Peki bugün 27 Aralık'a... Yani dolayısıyla İstiklal Savaşı'nın örgütlenmesi saltanatın kaldırılmasına götürüyor. Zaten İstiklal Savaşı'nı örgütlerken saltanat fiilen kalkıyor. Fiilen. Resmen değil ama fiilen kalkıyor. Şimdi anlatımınızda o mesajlar var ama biraz açmak adına. Şimdi bugünden 27 Aralık'a baktığımızda bugün açısından bize hangi dersleri, mesajları taşıyor? Türkiye bugün de çetin bir döneme girdi. Bir yandan dış cephede Amerika tehditleriyle, İsrail tehditleriyle karşı karşıya olan bir Türkiye var. Bir yandan 1980'de Batı'nın bize dayattığı ekonomik program içerisinde artık bocalayan, boğulmakta olan bir Türkiye var ekonomik olarak. Bu iki görev de, yani bağımsızlığı, bütünlüğü sağlamak, terörü yok etmek görevi bir. İkincisi bir üretim devrimi yaparak Batı'nın bize dayattığı, 1980'de Turgut Özal'la dayattığı dünya ekonomisiyle bütünleşme programından kurtulmak diye iki görev var. Bir ekonomik kurtuluş, bir de ülkenin bağımsızlığı, bütünlüğü ve terörün temizlenmesi, terörden kurtuluş ve Amerikan tehdidine Türkiye'nin göğüs germesi. Bu iki görev de bugün sistemin içinde mümkün değil. Çünkü bu iki görevde hem Amerikan tehditlerini göğüslemek hem de Amerika'nın bize dayatmış olduğu dünya ekonomisiyle bütünleşme programından kurtulmak ve üretim devrimi yapmak, her ikisinde de nedir? Amerika'ya direnerek, Amerika'ya rağmen çözümleri yürüteceksin. Dolayısıyla sistemin dışına çıkmak zorundasın. Yani Amerikan sisteminin içinde Ege'de Amerika'ya direnemezsin. Amerikan sisteminin içinde PKK'nın sonunu getiremez. Amerikan sistemi içinde Gladio, Fethullah Hoca iki dibe senin ayağına dolaşır. Amerikan sisteminin içinde asgari ücreti emekçilerin istediği düzeyde belirleyemezsin. Amerikan sisteminin içinde iflasları önüne geçemezsin. Amerikan sistemi içerisinde Türkiye ekonomisi bir üretim devrimiyle zenginleşemez. Bunu kim dolayısıyla istiyor? Dolayısıyla Türkiye eğer İstiklal Savaşı ile böyle bir benzerlik kuracaksak nasıl İstiklal Savaşı'nda sistemin içinde çözüm yoktu? Yani Batı'nın Türkiye'ye dayattığı sistemin içinde ve İstanbul hükümeti liderliğinde bir çözüm yoktu. Bugün de Batı'nın dayattığı sistem içinde, Amerika'nın kontrolü altındaki sistem içinde Türkiye'nin ne bağımsızlık sorunu çözülür, ne vatan bütünlüğü çözülür, ne de üretim devrimi başarılır. Benzerlik burada. Demek ki Türkiye mecburen sistemin dışında hükümetlerle önündeki sorunları çözebilecek. Sizin buradan baktığınızda sistem içinde görünen kuvvetler hangileri? Sistemin bir kere göbeğinde olan, diyelim sistemin tam kontrolünde olan altılı masa var. Yani onlar doğrudan doğruya şey gibi, Karagöz Hacivet'teki gibi iplerle, sopalarla yönetilen bir en tehlikelisi tabii orada Meral Akşener. İşte onun yanında artık fazla bir gücü kalmamış ve iddiası gittikçe zayıflayan bir Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer AK Parti artıkları diyeceğim ben onlara. Yani Deva Partisi ve Gelecek Partisi. Bunlar tamamen bu altılı masa, ele bir de Amerika'ya piyon derecesinde bağlı bir HDP-PKK. O cenahın özelliği Amerika kontrolünde olmasın. Sistemin tam onlar şeyinde, merkezin. Bir de AK Parti var. Sistemin içindeki bir partiydi. Sistem tarafından 2002 yılında Türkiye'nin başına getirildi AK Parti. Yani Amerika'nın başında olduğu sistem tarafından. Ama ne oldu?
2014'ten sonra bizim Silivri duvarlarını yıkmamızla başlayan süreçle birlikte AK Parti o da sistemin dışına çıkmaya başladı. Bir ayağı sistemin içinde, bir ayağı sistemin dışında. 2015-24 Temmuz'unda o AK Parti PKK'yı hendekleri gömmek için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekatını başladı. O sisteme bir meydan okuma ve içindeki Amerika'yı içinden atmaya başladı. İşte Abdullah Güller, Davutoğulları, efendim Babacanlar vesaire. Ama bir ayağı da sistemin içinde AK Parti. Şu anda da AK Parti'nin bir ayağı sistemin dışında, bir ayağı Türkiye'de diyelim, bir ayağı Atlantik'te. Ama ne oluyor? Bir iskeleden ayrıldığı zaman bir tekne ne olur? Sizin bir ayağın iskelede, bir ayağın teknedeyse en sonunda denize düşersin. Yani bir çevik davranıp bir tarafa atlaman gerekir. AK Parti karar verirse, sistemin dışına çıkma kararı yani verirse. Yani AK Parti sonuç itibariyle bugün belli ölçülerde Amerika Birleşik Devletleri'ne direniyor. Ondan sonra PKK'nın üzerine yürüyor, FETÖ'nün üzerine yürüyor. 15-16 Temmuz 2016 gecesi bizimle beraber FETÖ ile hesaplaştı falan. Bunlar onun olumlu yanı. Ama bir yandan da Ukrayna'da Amerika ile beraber, Suriye'de Amerika ile beraber de şimdi Rusya ile beraber çözümlere gitti. Çünkü Türkiye onu zorluyor. Yani AK Parti'nin 2014'ten sonra girdiği süreçte Tayyip Erdoğan Türkiye yönetiyordan çok Türkiye Tayyip Erdoğan'ı yönetmeye başladı. Ama tabii bu AK Parti'nin içindeki tortular, ağırlıklar, geçmişten kalan birikimler vesaire, yani olumsuz ağırlıklar nedeniyle kararlı, tutarlı bir çizgi izleyemiyor Türkiye'nin öndeki programı hayata geçirmek açısından. AK Parti'nin sorunu bu. Evet. Yani kime benziyor? Eğer Kurtuluş Savaşı ile benzerlik kuracak olursak, İstanbul'da da İstanbul hükümetinin içinde iki tane grup vardı. Biri tam böyle İngilizciler vardı, Damat Ferit Paşa gibi. Ya bir de işte o Salih Paşalar gibi, Ahmet İzzet Paşalar gibi İstanbul'da Anadolu'daki hükümetle ilişki kurmak isteyen, onları tutan, ondan sonra şeyler vardı. Paşalar da vardı. Salih Paşa da onlardan biri sayılabilir. Yani Ahmet İzzet Paşa, Salih Paşa gibi İstanbul hükümetinin içinde de Anadolu'yla irtibatı olan ve Anadolu'daki gelişmelerin ilerlemesinden yana olan unsurlar vardı. AK Parti biraz onlara benziyor. Hem İstanbul'da hem Anadolu'daki yükselen devrimci ceryanla da bağlantıları var ve AK Parti ile Vatan Partisi arasındaki hem beraberlik, dostluk hem de iktidar mücadelesi, farklı tavırlar bu şekilde açıklanabilir. Vatan Partisi tutarlı olarak Türkiye'nin önündeki Atlantik dışı, sistem dışı çözümleri takip eden ve bunu hayata geçiren parti. AK Parti ise burada tutarlılaşma ve kararlılaşma sorunlarında bocalayan bugünkü hükümet. Zorlukları da göze alamayan. Sizin sunumunuzu seçerek tabii, aynı zamanda... Sonuç itibariyle zorlukları göze alamayan. Çünkü sistemle mücadele etmek... kelleyi koltuğa almayı gerekiyor. Bazen göze alıyor. Diyelim karşı taraf hamle yapıp 15-16 Temmuz'da darbe yaptığı zaman orada da Vatan Partisi sayesinde zorlukları göze alan bir çizgiye girdiler. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Siz bunu hep söylüyorsunuz da biraz bir konuşsak bunu. O zamanki polis şefleri söylüyor. Biz diyor hükümeti aradık bulamadık diyor. Yani düşünün, bir darbe oluyor. Ama Türkiye'nin başındaki hükümet, Cumhurbaşkanı, hükümet başkanı falan filan, elinde ne var? Silahlı güç olarak polis var, asker var. Onlara kumanda edip, onların başına geçip o darbeyi bastırma, ezme
otoritesini kullanamıyor. Bocalıyor. Yani uçağa bindiği falan, süreçler var. Orada işte vatan partisi çıkıyor. Bu bir Amerikancı darbedir. Bu bir Fethullah terör örgütünün darbesidir. Türk Silahlı Kuvvetleri bunu ezecektir. Bakın bu çok önemli. Tayyip Erdoğan'ın o mikrofona yaptığı şeye, telefona yaptığı görüşmede hiç Türk Silahlı Kuvvetleri bunu ezecektir var mı? İşte vatandaşlara çağrı falan. Bir kere orada neyin, hangi gücün ezebileceğini, o darbeyi anlayamayan bir tutum var. İkincisi, devlet başkanı olarak Tayyip Erdoğan elindeki güç ne? Türk Silahlı Kuvvetleri ve polis. Sen de devlet başkanısın. Devlet başkanı birinci gücü nedir? Türk Silahlı Kuvvetleri, polis. O Türk Silahlı Kuvvetleri ve polise o sırada kumanda edemiyor. Vatan Partisi çıkıyor, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne görevini hatırlatıyor. O kritik tavırdır işte. Ve iddianamelerde bu çıktı. Birçok FETÖ darbesine katılan komutanın şöyle beyanatları, şeyleri var, ifadeleri var mahkemelerde. Diyorlar ki Doğu Perinçek'in şeyini duyunca biz, bu bir Amerikancı darbedir, FETÖ darbesidir şeklindeki açıklamasını duyunca askerlerimizi derhal dedi diyorlar koğuşlara girin ve soyunun pijamalarınızı giyin, yataklarınıza gidin. Biz o zamana kadar Türk Silahlı Kuvvetleri darbe yapıyor diye düşünüyorduk diyorlar o komutanlar. Ama Doğu Perinçek hayır bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin darbesidir, bu FETÖ Amerika darbesidir deyince ayıldık ve bu tavrı aldık. Başkaları ise, başka komutanları ise onun ötesinde silah kullanarak. Bakın tankların önüne biz insanlar yatar. Ondan sonra biz etle tankları yeneriz. Bunlar gerçekçi değil ve o geceyi de açıklayan tavırlar değil. Ve devlet başkanına yakışan tavır değil. Sen niye devlet başkanı oldun, niye hükümet başkanı oldun, o askere kumanda etmeyeceksen? Bugün o askere komuta ederek PKK'yı eziyoruz. 15-16 Temmuz gecesi de o askerle FETÖ darbesi bastırılırdı ve onunla bastırıldı. Ha, halk da ona yardımcı oldu. Yani orada bir devlet başkanı olarak, bir hükümet başkanı olarak AK Parti yönetiminin devletin silahlı güçlerine, yaptırım güçlerine hakim olmadığını, onlardan koptuğunu görüyoruz. Çünkü şeyler var, polislerin yaptığı toplantılar var. Yani polis şefleri aralarında toplanıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri darbe yapıyor. Bizim buna direnecek bir halimiz yok diyorlar. Bir televizyon programında o emniyet genel müdürleri falan bağlandı. Onlar söylediler biz Cumhurbaşkanı'nı, hükümet başkanını falan aradık bulamadık. Açıkça söylediler telefonda. Ben de aradım bulamadım. Ben de aradım. Kimi aradınız 15 Temmuz'da? Cumhurbaşkanını da başbakanını da aradım ve direnin bu darbe bastırılacak. Ondan sonra mesajı vermek için aradım. Ulaşamadım. Onun üzerine Faik Işık arkadaşım, dostum bunları kamuoyunda açıkladığı için söylüyorum. Ben o açıklamasa söylemem. Burada bir internasyonel gençlik toplantısı olmuştu. 3000 kişinin önünde çıktı. Söyledi orada. Dedi ki Doğu Başkan beni aradı ve aman başbakana, cumhurbaşkanına ulaş. Ben ulaşamıyorum. Sen uğraş ve bu darbe başarılı olmayacak. Türk Silahlı Kuvvetleri bu darbenin içinde değil. O ulaşabiliyor mu peki? Ona dair ulaşıyor. Bir bilgi var mı? Peki siz başbakan ulaşıyor zaten ertesi gün Sayın Başbakan Binali Yıldırım bana teşekkür de etti. Sabahleyin saat 9 muydu ne beni aradı. Hem kamuoyunda teşekkür etti hem de beni telefonla aradı. Radyonun önüne gidiyordu işte Ankara'da. Siz ne mesaj verdiniz? Sayın Başbakanım dedim. Radyonun önünde basın toplantısı yapacaksınız Ankara TRT'nin önünde. Aman dedim şu tank halk çatışmasını bırakın dedim. Halk tankları yani bunu bırakın dedim.
tanklar bizim yanımızda olursa biz bu mücadeleden başarıyla çıkarız. Tankları karşı tarafa vermenin bir alemi yok. Sayın Binali Yıldırım açılıp o verilebilir. Hatta şimdi bile arkadaşlar bulabilirler. 16 Temmuz sabahı radyo evinin önünde yaptığı açıklamada benim bu sözlerimi söyledi. Tabii dedi, Türk ordusuyla beraberiz bilmem ne falan filan ve darbeyi tabii ki Türk ordusuyla beraber bastırıyoruz falan dedi. Evet. Bu bakın burada bir bunları niçin söylüyorum? Bu çok bunlara burada çok önemli dersler var. Orduyu karşı tarafa bırakarak iktidar olmaz. Ordusuz bir iktidar olmaz. O iktidar ne demek? Elinde silahlı güç olan kuvvet demek. İktidarı bütün diğer derneklerden, kuruluşlardan, topluluklardan ayıran nedir? Elinde askeri güç olmasıdır. Silahlı güç olmasıdır. Elinde silahlı güç olan örgütlenmeye iktidar diyoruz, devlet diyoruz. Siz ordudan, polisten vazgeçerek, orduyu, polisi karşı tarafa hediye ederek iktidar olamazsınız. Şimdi bu, şimdi bunun niçin bu kadar vurguluyoruz? Önümüzdeki dönem için çok önemli ders. Yani önümüzdeki dönemde bu ders hep Türkiye'nin vatansever güçlerine gerekli olacak. Şu an öyle bir problem var mı peki Türkiye'de? Yani mevcut hükümetle ordu arasında veya iktidara gelecek? Öyle bir problem yok ama şudur problemler çıkacak önümüzde. Yani Amerika'nın hangi kararlar vereceğini bilmiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri yoluyla, seçim sandık yollarıyla falan Tayyip Erdoğan yönetimini deviremeyeceğini gördüğü an başka yollar arayacaktır. Elinde hangi imkanı inşa etti? Yunanistan'ın bütün Ege kıyılarına Dedaaş'tan başlayarak Dedaaş, Kavala, Selanik, Larissa, Stefanoviç, Girit'in kuzeyi, Kıbrıs'ın güneyi değil mi? Buralara Amerikan üsleri oluşturuldu, kuruldu. Tanklar yerleştirildi, uçaklar yerleştirildi. Denizde İsrail'le birlikte, Amerika ve Yunanistan'la birlikte Nemesis, Nabıldin'e tatbikatlarını yaptı Doğu Akdeniz'de. Yani hem denizden, hem havadan, hem de Trakya'da, karadan Türkiye'yi tehdit eden bir yığınak yaptı Amerika. Amerika karar verdiği zaman bu silahlı güçler kullanılacaktır. O silahlı güçler kullanıldığı zaman gene Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'yle Türk milleti ve Türk hükümeti ve devleti arasındaki beraberlik gene gündeme gelecek. Altılı Masa şimdi şunu iddia ediyor. İktidara gelme şansları var yok ayrı konu ama yerel yönetim özellik şartını kaldıracağız. HDP'ye bakanlık vereceğiz. Kanun hükmünde kararnameler politikasını hayata geçireceğiz diye. Bunların Türk ordusu ve Türk polisiyle... Yani bunlar zaten tamamen düşman ordusuna muhtaç olan bir strateji. Ordu ve polis bunu kabul eder mi peki? Kabul eder mi? Ben bir şey... Yani burada şunu bir netleştirelim. Çünkü bizi izleyenler bakımından ve Türkiye'nin önündeki süreç bakımından çok çok önemli. Altılı Masa'nın Meral Akşener onların başında. Yani Altılı Masa'nın lideri Meral Akşener'dir. Yani çünkü Amerika'nın Gladio kraliçesi olduğu için, Amerika'nın bir no'lu adamı olduğu için Meral Akşener Altılı Masa'nın lideridir. Zaten İmamoğlu'yla ilişkilerinde de bunu görüyoruz. Bunlar Türkiye ile Amerika arasındaki bir şeyde, hesaplaşmada göreceksiniz Amerika'nın yanında yer alacaklar. Zaten şimdiden Amerika'nın yanındalar. Ama öyle bir hesaplaşmada da... Silahlı bir hesaplaşma. Silahlı bir hesaplaşmada da aynı İstiklal Savaşı'nda olduğu gibi Türkiye'yi, Türk ordusunu, Türk devletini, Türk hükümetini maceracılıkla suçlayacaklar. İşte sisteme kafa tutmakla suçlayacaklar. Türkiye'yi felaketlere götürmekle suçlayacaklar ve bozgunculuk yapacaklar. Hep zaten bozgunculuk yapmıyorlar. Yani Altılı Masa'nın şu son 5-6 yıllık tarihine bakın. Meral Akşener başta. Mesela Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'ye giriyor. Ne diyor Meral Akşener? Tosuncuklarını yolla. Ya bundan daha açık ve keskin bir bozgunculuk var mı? Türk Silahlı Kuvvetleri savaşırken tosuncuklarını yolla. O savaşan askere verdiği mesaj ne?
Veyahut da sen saray için savaşıyorsun. Bu bir saray savaşı. Askere ne diyor? Ya diyor savaşma diyor. Türkse Mehmetçiğe ne diyor? Sen diyor Tayyip Erdoğan'ın sarayı için savaşıyorsun. Vatan için savaşmıyorsun. Bundan daha büyük bozgunculuk var mı? Bizim içimizde de bir tane çıktı böyle. Naci Beştepe Vatan Savaşı kararı aldığımız zaman emekli tümgeneral, Merkez Karar Kurulu üyemizdi. Oylama yaptık. O Vatan Savaşı'na karşı parmak kaldırdı. Şu an partinizde mi? Partimizde kalabilir mi öyle bir insan? Evet. Yani şuraya geleceğim. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türkiye hükümeti ve Türk milleti arasındaki birliğin yeniden imtihanlardan, sınavlardan geçeceği bir sürece giriyoruz. Onun için bunları konuşuyoruz. Onun için Atatürk'ün 27 Aralık'ta Ankara'ya gelişi ve çünkü Ankara'da bir meclis açıldığı zaman ki Ankara'ya geldikten sonra 27 Aralık'ta geldi. 23 Nisan'da 3 ay sonra ne oldu? Meclis Ankara'da kuruldu, hükümet kuruldu. Ve hükümetin Ankara'da kurulması ne demek? Hükümet, onun silahlı gücü Ankara'da birleşti. Hükümet ve onun yaptırım gücü. Evet. Siz onun o yüzden için, mi güçlü devlet vurgusu çok sık ki? Mesela tabii, genel kurultayın güçlü devlet, devlet olmadan Türkiye'nin önündeki hiçbir sorun çözülür. Ekonomik sorunlar da ancak güçlü devlette çözülür. Yalnız güvenlik sorunları, yalnız terörün tasfiye edilmesi, yalnız ülkenin savunulması, korunması sorunları değil, ekonomi sorunu da ancak devletle çözülür. Yani bugün liberal politikalarla, ondan sonra özel teşebbüsü reddetmiyoruz ama devletçiliği reddeden bir özel teşebbüsçülükle Türkiye'nin hiçbir sorunlarını çözemezsiniz. Yani üretim devriminde yine devlet önderliğinde olacak. Türkiye'nin bütün ekonomik atakları devletin müdahalesiyle ancak gerçekleşebilir. Evet. Bir soru sorayım ama cevabını reklamlardan sonra alalım. Reklam arası vermemiz gerekiyor. O soru da şu, izleyenler de merakla bekleyecektir. Sayın Meral Akşener'e neden Gladio Kraliçesi diyorsunuz? Biz reklamlardan sonra bunun cevabını rica edeceğiz sizden. Değerli izleyenler, bir aramız biraz uzun. 10 dakika, 10 dakika sonra buradayız. Efendim çıkış yoluna. Efendim şimdi reklamlardan önce sormuştum. Neden Gladio Kraliçesi diyorsunuz diye. Tekrar sorayım. Sayın Akşener'e neden Gladio Kraliçesi diyorsunuz? Gladio ne? Gladio NATO'nun NATO'ya bağlı NATO ülkelerde kurduğu yeraltı örgütlenmesi. Yani biz Contrgerilla'da dendi, Gladio'da dendi. Gladio İtalya'daki adı. Ve o konuda İtalya eski Cumhurbaşkanı'nın bizim Sabah gazetesinde çıkan çok öğretici bir röportaj vardır. Nur Bartu'nun yaptığı Cossiga ile İtalyan Cumhurbaşkanı'nın röportaj. Orada Cossiga der ki beni, kendisini yani Cossiga'yı, Giscard d'Estaing'i, Helmut Schmidt'i Almanya'da, Helmut Kohl'ü Almanya'da ve Margaret Thatcher'ı İngiltere'de bizi aldılar, götürdüler. Amerika'da eğittiler. Birer ikişer yıl kaldık. Getirdiler böyle ağaç diker gibi ülkelerimizin başına Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı yaptılar. Çünkü biz Gladio şeyiydik. Gladio örgütlenmesi içine aldılar bizi. Aynı Türkiye'de de diyelim Turgut Özal'lar, Tansu Çiller'ler, ondan sonra bu Gladio'nun böyle en yakın tarihteki parlayan, önde gelen insanları. Meral Akşener de o örgütlenmenin içinde. Yani bir kere 90'lı yıllarda onun Kocaeli'nde, Sapanca'da o bölgedeki faaliyeti tamamen Fethullah örgütüne, örgütünü örgütleme faaliyeti. Bunlar size anlatılıyor mu ortaya çıkan şeyler mi? Tabii tabii. Yani bütün Sapanca'da, bütün Kocaeli'nde kimle konuşsanız, o önemli insanlarla bunlar anlatılıyor. Ve bizzat örgütlediği insanlar da bana anlattı. Sabancı'ya sonra gittim orada bir takım askerlerle, ondan sonra oranın Kocaeli'nin ileri gelen adamlarıyla Sabancı Gölü'nün kıyısında
Bir gece sabahlara kadar bunları konuştuk, bana anlattılar. Ondan sonra bizzat o zaman Fethullah örgütünü örgütleyen insanlardan Meral Akşener, örgütçülerden. Fakat bunun ötesinde ondan daha önemli, yani ben onun başlangıcını söylüyorum. Tansu Çiller hükümeti İçişleri Bakanı iken bir genelkurmaya kulak yerleştiriyor. Bu yargılandı, hepimizin bildiği bir şey ve o zaman Mesut Yılmaz Başbakan açıkça söyledi, bunlar dedi yabancı devletlerin casusu dedi onu. Getirelim arkadaşlar ekranı. Milliyetin Ekim. Buraya bize de verin lütfen. Evet. Devlete savaş açmışlar. Yılmaz Milliyet'i açıkladı. Refah Yol döneminde genelkurmayı izlemek için özel birim kurulmuş diyor. Bakın orada Meral Akşener'in de fotoğrafı var. İç sayfadaki başlığı gösterelim. Bu Milliyet'in bu küpürün iç sayfadaki başlığını gösterelim. Orası da çok anlamlı. Yani bunu söyleyen kim? O zamanın başbakanı. Devlette savaş açmışlar. Yok bu değil. Yok bu değil şey. Diğeri kalsın arkadaşlar. Evet. Diğerinin iç sayfasını, bunun iç sayfasını hazırlayalım göstereyim. Genelkurmaya bir kere kulak kim yerleştirir genelkurmaya kulak? O tarihi koşullarda genelkurmayı kim dinler? Amerika dinler, bir de İsrail dinler. Yani Amerika'nın, CIA'nın ve Mossad'ın kulağını götürmüş Meral Akşener genelkurmaya yerleştirmişti. Onun için Gladio Kraliçesi diyoruz. Kraliçe burada bir iltifat olabilir. İkincisi ne yapmış? Emniyet istihbaratının başına FETÖ'nün elemanlarını getirtmiş. İçişleri Bakanı iken oturtmuş. Bunlara cevap veremiyor. Bakın ben bunu belki 80. defa söylüyorum. Televizyonlarda, her televizyonda veya basın sorduğu zaman söylüyorum. Kim o isimler? Yani bilindik isimler mi yoksa bir ekip olarak mı tarif ediyorsunuz? O zaman Emniyet İstihbaratı'nın başına getirilen istihbarat Ramazan Akgürek'ti, işte diğerleri o bir takım getirdi, oturttu. Ve onlar meşhur darbesini, Ergenekon tertibini, darbesini tezgahladılar. Yani orada da Ergenekon tertibinin içinde başrollerinde olan bir görüyoruz, Meral Akşener. Fakat bence en büyük cürümü, cinayeti diyelim, Milliyetçi Hareket Partisi'ni bölerek Milliyetçi Hareket Partisi'nin içindeki çok önemli bir gücü alıp PKK'nın yanına getirmesi. Bu da bir gladio eylemi. Bir gladio görevlisinin yapacağı bir eylem. Siz hiç düşünebilir miydiniz Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinden hatta daha büyük bir parçayı getirip PKK'nın yanına koyabilirler? Bunu Meral Akşener üzerinden Amerika Birleşik Devletleri çok güzel tezgahladı. CIA, Gladio bunu çok güzel tezgahladı. Orada da başrolde bu hanımefendi gözüktü. Bence esas en büyük Gladio marifeti bu. Ve 15-16 Temmuz eşiğinde de neyi görüyoruz? Bu darbenin geleceğinden haberdar ve yeni kurulacak hükümetlerde başrollerde olacağına dair beyanatlar vesaire. Ve şimdi de Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi hedef alan projelerinde hep sahnede başrolde çıkıyor. Yani onun diyelim yanında da Ekrem İmamoğlu gözüküyor. Şimdi bütün bunlar tabii en büyük eylemleri diyelim. Bunların hepsini topladığımız zaman karşımıza Meral Akşener bir gladio görevlisi olarak çıkıyor. Gladio görevlisi eylemleri yapmış hep. Kendisine Gladio'nun Amerika Birleşik Devletleri, NATO'nun yeraltı örgütünün verdiği görevleri yapmış Türkiye'ye karşı. İmamoğlu'nun öne çıkarma çabası da bu kapsamda mı değerlendiriyorsunuz? Tabii. Yani. Çünkü Kılıçdaroğlu Amerika'nın değil, adayı değil. Yani kazanamayacak adayı olarak görüyorlar ve üzerine çizdiklerini siz haber yaptınız ta bir sene önce falan. Amerika'nın adayının İmamoğlu olduğu Rand Corporation raporunda açık açık belirleniyor. Ve tabii bu değişebilirdi. Ama Meral Akşener de İmamoğlu ile beraber altılı masa içerisinde o Amerika'nın kurduğu projelerde en önde gözüküyor. Şimdi döneme ilişkin başka haberler de yapılıyor. Mesela bir tanesini
Şimdi arkadaşlar getirirse o dönem, yani bu sizin anlattığınız olay sadece Mesut Yılmaz'ın ifadeleriyle kalmıyor. Mesela yine gazetelerde, ekrana getirelim arkadaşlar. Şöyle bir haber var. DYP İçişleri Bakanı Akşener'in ordu içindeki polis kökenli askerler vasıtasıyla istihbarat toplamaya çalıştığı belirlendi. Dün akşam diyor mesela küpürde, bazı gazetelerin genel müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi eski başkan vekili Bülent Orakoğlu Genelkurmay'ın telefonlarını dinletti haberi. Bir anda bütün Ankara'yı karıştırdı. İşte bu aynı olay. Aynı olay başka gazetelerde o şekilde yayıldı. Bülent Orakoğlu da o süreçte Amerika'da bulunuyor. Yani ben tam... Şimdi bakın burada Mesut Yılmaz koskoca... Şu anda da Yeni Şafak'ta yazıyor. Yani koskoca bence Bülent Orakoğlu üzerinden bunu ispatlamayalım. O adam yalan söylüyor. Ama Başbakan Yılmaz da başka bir gazete küpüründe şunu söylüyor. Gelişmeleri doğruluyor ve Amerika'dan çağırdık. Olayların boyutu dinlemenin çok üzerinde. Ya şimdi bakın bu laflara bakmayalım. Orada soruşturmalar açıldı. Doğrudan duruyor Genelkurmay tarafı oldu. Değil mi? Yani burada böyle Ali'nin, Veli'nin, Fatma'nın, Ayşe'nin yaptığı suçlamalar değil olay. Yani doğrudan duruyor eylemler. Yani yargılama mı oldu yoksa? Ya Meral Akşener'in Genelkurmay'a kulak yerleştirildiği orada devlet tarafından saptandı. Soruşturma konusu oldu. Ama tabii iktidarda onlar sonuç itibariyle. Orduyu niye dinliyor sizce efendim? Yani orduya bir müdahale planı mı var Amerika'nın? Yoksa bir tehlike mi var? Niye ordu, niye dinlenir? Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri FETÖ'ye karşı 28 Şubat'ı hazırlayan karargah. Türk Silahlı Şubat Kuvvetleri FETÖ'ye. Amerika'nın kontrolünden çıkmış. Amerika'nın o zamanki... Kim vardı o zaman Genelkurmay'ın başında? Mesela Amerika... Sayın Karadayı. Karadayı vardı. Karadayı. Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli Foreign Affairs, Foreign Reports, Mediterranean Quarterly, Joint Forces Quarterly gibi Amerikan Devleti'nin, Dışişleri Bakanlığı'nın, Genelkurmay Başkanlığı'nın, Amerika'nın organlarında hep hangi tespitler yapıldı? Türk Silahlı Kuvvetleri kontrolden çıktı. Türk generalleri Amerika'nın kontrolünden çıktı. O zaman ne oluyor? Türk ordusu Amerika'nın dinlemesi ve takip etmesi gereken bir kurum oluyor. O zaman da Türkiye'deki kendi adamlarına görevlerini, hangi görevleri veriyorlar? Bu Genelkurmay'ı dinleyin, ondan sonra Türk ordusunu izleyin, takip edin ve bize bilgileri verin. Çünkü Türkiye'de kim Genelkurmay'ı dinler? Orası İstanbul... Ondan sonra padişah hükümetinin genel kurmayı değil, Amerika'nın gizadan çıktı dediği Karadayı döneminin, arkasından Kıbrıkoğlu genel kurmay başkanımız o dönemlerin ordusu. Hakikaten orada Türk ordusu Amerika'nın kontrolünden çıktı. Demin saydım Foreign Reports, Foreign Affairs, ondan sonra Mediterranean Quarterly, Joint Forces Quarterly, bütün bu organlarda çıkan yazıları Hasan Bögün de bir kitapta topladı. Amerika ve Avrupa'nın Türk ordusu üzerine raporları falan diye bir kitapta topladı. ABD raporlarında Türk ordusu. Evet, evet. Amerika ve Avrupa raporlarında Türk ordusu diye yayınlandı. Bir bilgiyi daha soracağım size efendim. Mesela Nurettin Veren, Fethullah Gülen'in bir dönem yardımcısı. Meral Akşener'i Gülen'in isteğiyle İçişleri Bakanı yaptılar. Şimdi ben aracı oldum. Doğru, bunların hepsi biliniyor zaten falan ama bunlarla ilgili hiçbir yalanlama da yok. Buralara gitmemek lazım. Neden gitmemek lazım? Birisi çıkar derken Nurettin Veren bunu uyduruyor falan. Bir tartışma açılır. Ama şurada deminki şey önemli, Mesut Yılmaz'ın açıklaması. Onun diğer manşet. Yani bu tamam, Türk ordusu tarafından saptanmış. Genelkurmay'a kulak yerleştirildiği tespit edilmiş. Kulak bulunmuş. Kulağı yerleştiren sarımsak hakkında soruşturma açılmış. Onun Meral Akşener'le bağlantısı bulunmuş falan filan şeyler. İşte artık bunlar tespit edildikten sonra Nurettin Veren şunu söylemiş, bilmem kim bunu söylemiş falan deyip yaymamak lazım. Çünkü o zaman Nurettin Veren yalan söylüyor der birisi. Halbuki burada yalan malan yok. Tamamen devlet tarafından saptanmış, soruşturmalarla falan yakalanmış, sarımsak yakalanmış. Bu hakkında soruşturma açılmış. Tabii karşı tarafta da Amerika var. Onu da görmemiz lazım. Yani sonuç itibariyle bunların üzerine çok da kararlı olarak gidemiyor Türk devleti. Bakın orada çok Tansu Çiller'le ilgili
Amerika ile bağlantılarıyla falan ilgili bizim açıklamalarımız olmuştu. Onun üzerine Karadayı Genelkurmay Başkanı o zaman, Orgeneral Karadayı rahmetli, Allah rahmet eylesin, tak diye Ankara Savcılığına şey yaptı. Tansu Çiller hakkındaki ihbarda bulundu. Düşünün, Genelkurmay Başkanı Başbakan hakkında ihbarda bulunuyor. Kararlı. Yani üstüne gidiyor. Ama ne oldu? Üç gün sonra o ihbarı geri çekmek zorunda kaldı. Yani sonuç itibariyle çeşitli ağırlıklar var, güçler var, güçler arası çatışmalar var falan. Onları da görmemiz lazım. Onun için buralarda bilmem, şimdi Nurettin Veren şunu söylemiş, öbürü buna söylemiş falan. Sonuç itibariyle onlar birer dedikodu veya uydurma bilgiler diye yorumlanabiliyor. Ama burada yorumlanacak bir şey yok. Her şey delilleriyle ortaya çıkmış, kulak yerleştirilmiş, kulağı yerleştiren belli. Ondan sonra devlet onu saptamış falan. Onun için yeni delillere başvurmaya gerek yok. Peki siz şimdi... Ama bir de bir olay değil bu. Yani diyelim hepsini siliyorum ama şu Milliyetçi Hareket Partisi'ni bölüp içinden çok büyük bir gücü alıp PKK'nın yanına koymak bir Amerika operasyonu. Düşün, MHP gibi Amerika'ya direnen vatansever bir partiyi bölüyorsunuz. Oradan koparttığınız parçayı getirip CHP üzerinden PKK'nın, HDP'nin yanına yerleştiriyorsunuz ve hala orada. Hala orada. Şu anda Meral Akşener nerede? HDP ile beraber Saraçhane'de toplanıyor. PKK ile beraber, HDP ile beraber. Ve bunu örtmeleri ve bundan vazgeçmeleri mümkün değil. Bakın, bu gittikçe belirginleşecek. Bir ay, iki ay, üç ay sonra çok daha açık saflaşma. Çünkü o şeye girmiş durumda, raya. Bazen hükümete yakın çevrelerde şey duyuyoruz. İyi Parti aslında bu tarafta, bizim tarafa gelebilir, Cumhur İttifakı'nda olabilir gibi oraya yönelik böyle olumlu mesajlar görüyoruz. Yanlış mı değerlendirme? Şimdi bakın, bu da AK Parti'nin çıkmazı. AK Parti... Vatan Partisi gibi bir üreticilerin milli hükümetine yönelik, Türkiye'nin bağımsızlığına, bütünlüğüne yönelik bir strateji kuramıyor. AK Parti, evet, bugün vatansever cephede ama sonuç itibariyle kafayı hep oy hesaplarına takmış. İşte, Milliyetçi Hareket Partisi bir müttefik olarak yetersiz hale geldi. Onun yerine acaba İyi Parti olur mu? Gibi yani meseleye Türkiye açısından, Türkiye'nin bağımsızlığı, bütünlüğü, üretim devrimi falan, öyle bir stratejik bakış açısı yok. Seçimde ben 3 oy daha fazla nasıl alırım? MHP işe yaramaz hale geldi. Onun yerine acaba İyi Parti'yi mi alsam falan. Bu arada şeylerde de sosyal medyada veyahut da sosyal medya demeyeyim de Twitter'da falan saray diyorlar onlar. Ondan sonra Beştepe'de Meral Akşener'in son birkaç gün önce Sayın Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızla görüştüğüne dair şeyler dolaşıyor. Bugün beni de bir eski İyi Parti liderlerinden biri ziyaret etti. O bunu çok kesin ifadelerle söyledi. Evet, ne konuşulduğuna dair bir bilgi var mı? İşte Meral Akşener, onların söylediği. Meral Akşener demiş ki, Milliyetçi Hareket Partisi artık sizin müttefikiniz olarak yetersiz. Onu def edin, oraya beni alın demiş. Bana o İyi Partili eski liderin aktardı. Peki... Yani tabii ben onu söylediğim burada aktarıyorum. AK Parti... Ama burada bak, bu doğrudur, yanlıştır. Yani doğru söyleyen insan doğrudur diyor ve güvenilir bir insan. Ama şu bir gerçek... Meral Akşener'in Milliyetçi Hareket Partisi'ni böldüğü ve bugün Amerika'nın cephesinde PKK-HDP ile beraber olduğu bir gerçek. Şimdi bugün... Saraçhane'de de gördük. Saraçhane'de kimler beraberdi? Meral Akşener, HDP beraberdi. Ve oradaki kitle de esas olarak HDP'nin kitlesiydi. Yani Saraçhane'de geçen de Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir toplantı yaptılar ya, orada kim var? Geldi Sayın Meral Akşener. Oradaki kalabalık kim? Esas olarak PKK'nın kalabalığıydı. CHP orada pek yoktu. Evet, Ali Babacan, Demirtaş dediğinde ciddi alkış geldi kitleden. Peki AK Parti'nin
Kılıçdaroğlu'nu, yani altılı masa içinde siz mesela Akşener'i işaret ediyorsunuz. AK Parti Kılıçdaroğlu'nu işaret ediyor. Yani esas tehlike Kılıçdaroğlu'dur. İşte AK Parti doğru bir stratejik tahlil yapıp baş hedef kim, ikinci hedefler kim falan buralarda berraklaşmış değil. Daha doğrusu yanlış hedefler saptıyor. Mesela altılı masada Vatan Partisi diyor ki Meral Akşener buradaki bir nolu hedeftir. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bir nolu figürüdür, piyonudur Meral Akşener. Kılıçdaroğlu değil ama bakıyoruz Sayın Cumhurbaşkanı'nın bütün konuşmaları Bay Kemal aşağı, Bay Kemal yukarı. Yani vurduğu hedef altılı masanın esas merkezine, liderliğine vurmuyor. Bu nereden geliyor? Bu CHP düşmanlığı kolayına gidiyor diyelim. Tarihten gelen bir düşmanlık var. İkincisi, belki onlar da bu süreç içerisinde Meral Akşener'i oradan koparır, ondan sonra yanımıza çekeriz falan gibi boş hayaller de var. ABD'yi göremiyor mu peki? İYİ Parti tabanını çekmek gibi bir strateji. ABD'yi görebiliyor, görüyordur mutlaka ama Amerika ile bu altılı masa arasındaki ilişkilerdeki ayrıntıları göremiyor. Veyahut da en önemli şeyi göreyim. Yani altılı masanın Amerika'nın yanında olduğunu, onun projelerine hizmet ettiğini şüphesiz Sayın Cumhurbaşkanı görüyor. Ama orada başrolde Meral Akşener olduğunu, İYİ Parti'nin lider takımı olduğunu göremiyor. Görse onun siyasetine, stratejisine yansıması olur. Beyhan Bey'in sorusu. İYİ Parti içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve İmamoğlu'nun adaylığına karşı çıkan ciddi bir kesim var. Koray Aydın'ın başını çektiği ekip olarak söyleniyor. Bunlardan birinin Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildiği takdirde de partiden ayrılacağı gibi diyelim kulisler yazılıp çiziliyor. Cumhurbaşkanının İYİ Parti'ye yönelik çağrısı biraz daha İYİ Parti içerisindeki bu kesimi kazanmaya yönelik olabilir mi? Yani Akşener değil de İYİ Parti için. Yani onu tabii Cumhurbaşkanı kendisine sormak lazım ama sonuç itibariyle şu düşünceler bile çok sığ düşünceler. Yani böyle bakmak çok yanlış. Amerika Birleşik Devletleri'nin kurduğu bir oyun var. Bunu çok iyi okumak lazım. Bu oyunda başrolde Meral Akşener'in olduğunu bütün olgular sergiliyor. Bunu görmek lazım. İkincisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmediğini, üstünü çizdiğini görmesi lazım Sayın Cumhurbaşkanı. Amerika'nın üstünü çizdiği adama niye devamlı vuruyorsun? Yani onu senin karşında, ona vurarak aslında bir anlamda Meral Akşener'in ve İmamoğlu'nun önünü açmış oluyor. Yani esas büyük tehlikenin önünü açmış oluyor Sayın Cumhurbaşkanı. Yani daha doğrusu AK Parti'nin kurmaylığının yetersiz olduğu ortaya çıkıyor. Bu konu için mi söylüyorsunuz toplam olarak? Yani toplam olarak da bu konu için. Ukrayna'da da yetersiz, Suriye'de de düne kadar yetersizdi, hala bocalamalar var. İran'da yetersiz. Üretim devriminin devamlı geciktirilmesinde, üretime yönelik atakların ertelenmesinde yetersiz. Efendim çeşitli cemaat ve tarikatlarla ilişkilerde yetersiz. Aradaki o %47'lik gücü tahlil etmede ve ona kazanmaya yönelik politikalar inşa etmede yetersiz. HDP konusunda nasıl sizce? HDP konusunda az çok orada diyelim PKK ile mücadele ediyor. HDP'nin kapatılmasında bir cür şeyi varsa etkisi o da tabii yanlış ama onu bilmiyoruz. Ha orada da şu tür yanlışları var AK Parti'nin. Yani HDP kapatılırsa oylar ne olur? Şunun farkında değil stratejik bakmadığı için AK Partisi. HDP'nin kapatılması Güneydoğu'daki vatandaşlarımızın bilincinin parlaması, aydınlanması açısından tarihi önemli. Neden? Çünkü bu sorunda, yani ona Kürt sorunu değil, Amerika-İsrail sorunu olduğu sorun, bu sorunda en önemli olay ne? Oradaki vatandaşın kafasında net bir kanaat oluşacak. Türkiye kesinlikle buralardan vazgeçmez. Buralarda Türk devleti bölücülüğe hiçbir zaman fırsat vermeyecektir ve onu ezecektir. Burada bölücülüğün hiçbir şansı yok.
HDP'nin kapatılması bunun için. Niçin Vatan Partisi ısrar ediyor? Oradaki vatandaşı kazanmak için, Türkiye'yi. AK Parti niçin bocalıyor? İşte kapatırsam oylar oraya mı gider, buraya mı gelir, bana ne kadar gider, anketçilere sorun falan. Bakın bu stratejik bakış açısı değil. Bu zavallı bir bakış açısı. Vatan Partisi stratejik bakıyor. Oradaki halkı kazanmaya odaklanmış bir bakış açısı var Vatan Partisi'nin. Oradaki halkın kazanılmasındaki temel anlayış nedir? Oradaki halk diyecek ki Türk devleti kesinlikle Diyarbakır'dan, Mardin'den, Hakkari'den, Van'dan, Bitlis'ten vazgeçmez ve vazgeçmeyecek. Onun için burada bölücülük bir hayal. Kürdistan projeleri bir hayal. Özellik o da bir hayal. Türkiye'yi bölmek bir hayal. Hayal olduğu nereden belli? Bak HDP'ye fırsat vermiyorlar, kapatıyorlar. O kararlılık halkımızı kazanmak bakımından, bölge halkını kazanmak bakımından tayin edici önemli. HDP'nin kapatılması bunun için çok önemli. Yoksa HDP'nin kapatılması televizyonlardaki tartışmaları ince. İşte kapatırsa oylar ne olur? 6 milyon oy nereye gider? Oraya mı gider? Buraya mı gider? Bakın burada stratejik bir bakış açısı yok. Burada zavallı bir bakış açısı var. Maalesef AK Parti de o zavallı bakış açısının içinde çırpınıyor. Bir veri daha sorayım size. Evet. Müsaadenizle. Bir süredir bunu gözlemliyoruz, bir hafta 10 gündür. Dün de AK Parti'nin bazı merkezi düzeyde de etkili olan isimlerinde bu konuyu konuşurken şöyle bir fikir olduğu anlaşılıyor AK Parti'de. HDP kapatılırsa HDP Deva Partisi ile anlaştı. Dolayısıyla bakın Babacan'ın bütün faaliyetlerine, söylemlerine HDP kitlesi ve örgütü Deva Partisi'nin içine girecek. Dolayısıyla Deva Partisi büyük bir parti olarak ortaya çıkacak. Aşiretler üzerinden de şimdiden anlaşma yapıldı evet. Gibi de böyle somut. Bunu bir endişe olarak tabii. Şimdi bakın bu işte o zavallı bakış açısı. Zavallılık burada. Neden? Demin söylediğim ya oradaki bölge halkı bölücülüğe burada fırsat yok. Bu kanaati o bölge halkına vermemiz lazım. Böyle bir bakış açısı yok. Yani Türkiye'nin birliği, bütünlüğü ve bölücülüğün oradaki zeminin ortadan kaldırılması falan açısından bir bakış yok. İşte oradan gelir Deva Partisi'ne geçerler. Deva Partisi'nin oyu artar. Acaba ne kadar artar? İşte HDP'nin oyu şu kadardı. O oyun tamamı Deva Partisi'ne mi geçer? İkisinin toplamı ne olur? Bunlar zavallı bakış açıları. Bunlar stratejik bakış açıları değil. Dolayısıyla bu bakış açısıyla Türkiye yönetilmez. AK Parti'nin bu bakış açısıyla Türkiye yönetilmez. Efendim buna benzer şeyler, başka şeyler de var. İşte bu sefer CHP'ye giderse o oylar falan. Yani CHP'ye oylar gitmez ama CHP'ye gitse bile HDP'nin kapatılması başlı başına Türkiye'nin bütünlüğü, geleceği bakımından oradaki halkımızın, Kürt vatandaşlarımızın Türkiye'ye kazanılması bakımından kapatılması çok çok önemli. Oylar nereye giderse gitsin. Size bu politikalarınızdan dolayı üye geliyor mu? HDP'den özellikle HDP'ye oy gelmez vermişsin. Olur mu? Tabii zaten oradaki vatandaşlarımızla konuştuğumuz zaman hep şu var. Söylenen yani oradaki kurmaylar, halk önderleri, kanaat önderleri falan hep onu söylüyor. Ya buradaki halk diyor kanaat getirse burada bölücülüğe kesinlikle fırsat yok. Türk devleti burada kararlı. Hep şöyle bir tereddüt var. Ya tekrar o günler gelirse, tekrar Kürt açılımı olursa, tekrar burada özellik olursa, tekrar PKK'ya, HDP'ye fırsat verilirse, bu şüphelerin giderilmesi lazım. Bu şüpheleri gidermede bir Türk ordusu görevini yapıyor, PKK'yı eziyor. Ama Anayasa Mahkemesi'nin de görevini yapması ve HDP'yi kapatması lazım. Çünkü HDP'nin kapatılması oradaki halk açısından Türk devleti burada kararlı, burada bölücülüğe hiçbir şekilde fırsat verilmeyecek. Yani öyle kapatılınca 6 milyon kişi hazır bekleyip oradan oraya geçmek yani için. O da şimdi onu tartışmıyorum. Çünkü orada o yanlış stratejinin içine debelenmeye giriyoruz. Ama hadi onu da tartışalım. Öyle bir oy kitlesi yok. Deva Partisi'ne girdikleri zaman oradan oraya kalkıp buraya balıklama geçecekler. Kaldı ki geçtikleri yer, orada da problemler var. Peki
HDP'lilerle Deva Partisi arasındaki çekişmeler ne olacak, sorunlar ne olacak, Deva Partisi'nin AK Parti'den getirdiği kitle orada kalacak mı? Bir de o var. Hani diyelim Deva Partisi HDP ile anlaştı. Peki o zaman Deva Partililerin içindeki bu vatanseverler ne diyecek? Ya siz bizi bunun için mi AK Parti'den koparttınız? PKK'yı bağrınıza almak için mi bizi AK Parti'den koparttınız demeyecek mi Deva Partisi'nin tabanı? Yani onların hepsi problemli süreçler onlar açısından. Şimdi efendim Vatan Partisi... Ama biz bunu tartışmıyoruz. Partiniz bu ama perşembe... Ama burada şeyi söylüyoruz. AK Parti'nin stratejisindeki çıkmazları, sorunları ortaya koymuş oluyoruz. Evet. Şimdi partiniz, siz geçen hafta ilan etmiştiniz. Onun takvimi de belli oldu. Bu perşembe günü Anayasa Mahkemesi önünde ilk açıklamayı da Sayın Genel Sekreter Özgür Bursun yapacak. Evet. Bir nöbete başlıyorsunuz, nöbet eylemi. Bunun amacı nedir? Neyi hedefliyorsunuz? Anayasa Mahkemesi utansın. Bu nöbeti başlattığı için Anayasa Mahkemesi utansın. Neden utansın? Anayasa Mahkemesi, koskoca Türkiye yargısının doruğundaki olan bir mahkeme, Mehmetçiğin yanında duramıyor. Bütün mahkeme mi, başkanı mı? Mahkeme. Çünkü başkanı tabii burada en olumsuz rolü oynadığı gözüküyor. Ama sonuç itibariyle oradaki yargıçların da masaya yumruğu vurması lazım. Ne yapıyoruz biz demesi lazım. Ben bir yargıç çocuğuyum. Yargıtay'da yüksek görevlerde bulunmuş, 16 yıl milletvekili yapmış bir yargıç çocuğuyum ben. Sadık Perinçek'in, ben kendi babamı, onun arkadaşları olan işte Fehmi Tüsün amcayı, bilmem Cahit Özden amcayı, o zamanki Yargıtay yöneticilerini falan düşünüyorum. Oradaki hakimleri düşünüyorum. Evet, onların iki kattan fazla elbiseleri yoktu. Hatta babamın bazen bir kat elbisesi vardı. Ama Cumhuriyet vicdanları, vatan konusunda falan kararlı Türk yargıcı bilinçleri vardı, kararları vardı. Yani Anayasa Mahkemesi'nde böyle kellifeli yargıçlar, bölücü olduğu apaçık ortada olan PKK'ya hizmet eden bir parti ve Sayın Yargıtay Başsavcısı da çok güzel bir iddianame hazırlamış. Bütün delilleriyle önlerine koymuş. Süründür Allah süründür, süründür Allah süründür. Böyle yargıçlık olur mu? Ve en sonunda ne oluyor? Kendi binalarının önünde nöbet başlatıyorlar. Bugün Türkiye'ye soralım. Anayasa Mahkemesi'nin bu tutumunun yanında olan %10 işte PKK taraftarları falan, işte biraz CHP'den falan %10-15'i geçmez. %85'i Anayasa Mahkemesi'ne ne yapıyorsunuz der. Sayın Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevi doluyor Şubat ayında. Ocak ayında da seçimler için müracaatlar alınmaya başlayacak. Kendisi bir yıl daha da görevine üye olarak devam edeceği biliniyor. Bu değişiklik ya da bu seçim süreci bir şey yaratır mı? Gene üye, gene bir oyu var. Başkanken de bir oyu var. Üyeyken de bir oyu var. Ama tabii başkanın bazı inisiyatifleri var. Gündem oluşturma gerekiyor. Sonuç itibariyle şöyle bir şey de var. Biliyorsunuz parti kapatma zorlaştırıldı ve 3/2 çoğunluk gerekiyor. Yani 15 üyeden 10'u kapatmadan yana oy verecek. Yoksa 8'inin oyu yetmiyor. Yani 8-7 ile kapatma kararı alınmıyor. Ona 5 olması lazım. 3/2 olması lazım. 10 veya 10'un üzerinde üyenin kapatma yönünde oy vermesi lazım. Ama Türkiye bunları tartışır mı? Yazıklar olsun. Orada bulunan 15 yargıcın 15'ini de kapatma yönünde karar vermesi gerekir. Hukukçuysa onlar, yargıçsa, Türk yargıcıysa. Ve bu konuların ben Türkiye'deki birinci uzmanı olarak konuşuyorum. Bu kararı vermek zorunda oldukları için istemeyenler erteliyor olabilirler mi? Yani önümüze geldiğinde kapatma kararı vermemiz lazım. Erteleyen bir güç var çok ortada. Yani bunu erteleten, süründüren, geciktiren, Türkiye'ye, Mehmetçi'ye bu bakımdan ihanet eden diyeceğim. Çünkü sen Mehmetçi'yi PKK'nın üzerine yolluyorsun. Mehmetçi görevini yapıyor. Aslanlar gibi polis görevini yapıyor. Koskoca Anayasa Mahkemesi o Mehmetçi'nin, o polisin yanında durmuyor. Mehmetçi'nin savaştığı ve Mehmetçi'ye kurşun atan güçleri Anayasa Mahkemesi koruyor. Yazın bunu. Manşet atın.
Hadi çağırsınlar beni. Anayasa Mahkemesi Mehmetçi'ye kurşun atan PKK'nın emrindeki HDP'yi koruyor. Bu utanç değil mi? Böyle mahkeme olur mu? Bu nöbet eylemleri ne kadar sürecek hedefine? Kapatılana kadar. Her hafta, haftada yani, bir gün. Şimdi başlıyoruz bu eylemlere. Evet. Biraz böyle şey, Ankara'nın dışında sapa bir yerde falan. Halkı da davet etmişsiniz. Evet, halkı da. Nöbete başlıyoruz. Bu kamuoyu. Burada mesele kamuoyuna bir mesaj. Ve Anayasa Mahkemesi üyeleri de gelirken, geçerken orada Türkiye'nin nöbetçileri olduğunu, Türkiye'nin bir kamuoyu olduğunu, ondan sonra Türk milletinin bir duruşu olduğunu en azından görsünler ve biraz da başlarını önlerine eğerek geçsinler. Kapatana kadar diyorum. Kapattıktan sonra iftarla geçebilirler. Şimdi HDP'den başka bir konuya geçelim. Bağlantılı aslında. Bir Alevi kurultayı olmuştu Beyer Bey. Sizden alalım. Evet. Geçtiğimiz günlerde bu vatansız Aleviler diye tarif ettiğimiz Alisiz Aleviler. Biz bunları sürekli haberlerini yaptık. Vatansız Alevi olmaz vatansız, ya. Evet. Alisiz Aleviliği savunanlar diyelim. Alevi demiyorum onlara. Evet. Onlar bir kurultay yaptı. Alevi maskeli vatansızlar. Evet. Tamam. Alevi maskeli vatansızlar. Evet, kurultayı takip ettiniz mi? Haberleri görebildiniz mi? Ne diyorsunuz? Düşkünler diye tarif ettiler. Bu Türkiye'nin bütünü içerisinde yer alan ve son dönem açıklamaları üzerine çıkan Alevileri. Vallahi Amerika'nın aleti olandan daha düşkün var mı? Yani Alevilik nedir? Alevilik, İslamiyet'e Türkler girdiği zaman Alevi olarak girdiler. Yani hatta Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda bile, değil mi? Orhan Gazi, Osman Gazi'nin oğlu Sultan Orhan Gazi 1326 yılında tahta çıktı. Yeniçeri Ocağı'nı kurdu. Yeniçeri Ocağı'nın bektaşı. Siz Rum çocuklarını, Sırp çocuklarını falan, Bulgar çocuklarını falan Balkanlardan topluyorsunuz, getiriyorsunuz. Türk ailelerinin yanında. Sonra Enderun'u eğitiyorsunuz Yeniçeri Ocağı'nda. Tabii onlar Alevili çocuğu olmadıkları için Bektaşilik mensubiyet, yani bağlanarak oluyor. Alevi anadan babadan olmadan Alevi olunmuyor. Ama ne yapıyorsunuz? O Balkanlardan topladığınız çocukları asker yapıyorsunuz ve Bektaşi yapıyorsunuz. Bunu kim yapıyor? Osmanlı Devleti yapıyor. Demek ki yani Türkler Anadolu'ya girdikleri zaman ilk başta 15. yüzyıla kadar, hatta 16. yüzyıla kadar Türk halkının hemen hemen tamamı şey Alevi. Onun bugün Toroslar'da, Ege'de, Türkiye'nin her yerinde, Doğu Anadolu'da, İç Anadolu'da falan hep neyi görüyoruz? O sünnileşmemiş olan ve o eski Alevi kitlesinin hala sürdüğünü görüyoruz. Yani Alevilik Türklüğü bugüne taşıyan, Türkçeyi bugüne taşıyan, işte o abdallar, Pir Sultan abdallar, Kazak abdallar, ondan sonra hatta İran Şahı dahil, değil mi? Yani Şah İsmail, onun şiirleri de olağanüstü şiirlerdir. Ondan sonra yani Türkçeyi bugüne taşıyan, Türk adet geleneklerini taşıyan, has Türk olan kitle, Alevi kitlesi. Değil mi? Bu kitleyi alıp Amerika'nın, Avrupa'nın kontrolünü çeken projelerde rol alanlar nasıl, bunlar ne biçim Alevi? Yani bunların Alevilikle, Türklükle, Türk mirasıyla hiçbir ne Hacı Bektaşlarla ne ondan sonra Pir Sultan Abdallarla, hatta ne de Yunus Emre'lerle. Yani Yunus Emre de sonuç itibariyle o şey ortodoks o kesimin adamı değildir. Yani o da sonuç itibariyle batıni diyebileceğimiz cereyanın içindedir. Yani Türklüğün bütün iftihar ettiği filozoflar, şairler vesaire, değil mi? O 11. 12. 13. 14. 15. yüzyılda onların yolundan gitmiyor. Düşkün olanlar onların yolundan gitmeyenler. Biz de Ankara Haber Müdürümüz Aykut Diş, Alevi Kurultayı sonrası, işte bu yapılan kurultay sonrası
Alevi temsilcilerine, önderlerine sordu. Ya ne diyorsunuz siz bu kurultaya i̇şte diye. Güzel söylemişler hepsi. ABD ve İsrail'in düşkünleri esas diyor. Esas düşkünler onlar. ABD ve İsrail'in düşkünleri doğru diyor. Bunu söyleyen de Hüseyin Öz, Çankaya Cemevi Başkanı. Yine Şah Kulu Sultan Vakfı Yönetim Kurulu tabii üyesi var. Horasan Erenleri Federasyonu Genel Başkanı. Evet. İşte şimdi orada da Horasan Erenleri diye çok da güzel bir isim seçmişler. Bir federasyon kurdular. O hızla güçleniyor. Alevi kitlesinin gerçek özlemlerini temsil ediyor. Yani Türk milletini bölen değil, Türk milletinin içinde onun bir parçası olan tavrı temsil ediyor. Ve aynı zamanda hükümetin de Alevilikle ilgili son açılımını benimseyen, destekleyen ve orada görev alan bir çizgi izliyor. O bakımdan Türkiye'nin birliğinden, bütünlüğünden ve Alevi geleneğine de sahip çıkan, yani Aleviliği bir bölücülük etkeni halinde değil, Türkiye'nin birliğinin bütünlüğünün içinde ve aynı zamanda Türk kültür, dil ve mirasının taşıyıcısı olarak tarif eden, son derece doğru bir çizgide olan liderler o arkadaşlar. Bu Kültür Bakanlığı'nda bir başkanlık kurulacak. O başkanlığın kurulmasıyla birlikte ya da bunun çalışmalarıyla birlikte Amerika ve Avrupa Birliği'nin müdahale alanı daralır mı? Yani bunun daralacağına ilişkin tabii yani tahminler bakın, var. Burada çünkü ne var? Eskiden beri bir Diyanet İşleri Başkanlığı var ve o sünni bir kuruluş diye şey yapılıyordu, eleştiriliyordu. Devlet Aleviliğe sahip çıkmıyor, onu benimsemiyor, kenarda tutuyor, aşağıda bastırıyor falan gibi eleştiriler vardı. Çok güzel bir çözüm üretildi bence. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı da değil, Kültür Bakanlığı üzerinden çok iyi bir çözüm üretildi. Çünkü burada İslam'ı bölen değil, Aleviliği bir yol, bir kültürel kurum olarak tanımlayan. Aleviliğin kendisi de kendisini yol olarak tanımlıyor değil mi? Alevilik bir mezhep değil. Alevilik bir yoldur. O şekilde tanımlayan, dolayısıyla bir kültür olarak tanımlayan bir ana fikri örgütsel planda da Kültür Bakanlığı içerisinde bir daire veya da örgütlenme oluşturuluyor ve orada işte Alevilerden danışma kurulları, örgütlenme falan bunlar inşa edilmesi yolunda çalışmalar yürüyor. Evet. Güzel bir çözüm, bence doğru bir çözüm ve gerçek Aleviler, Türkiye'nin vatanın bütünlüğünden, milletin birliğinden yana olan Aleviler, Horasan Erleri diyelim. Güzel. Horasan Erleri de bu doğru yolda, bu doğru çizgide çok güzel çalışmalar yürütüyorlar. Onları yürekten kutluyoruz. Şimdi bir izleyici sorusu var. 2000'li yıllarda Aydınlık'ta bir yazı okumuştum. ABD'nin stratejisi CHP'yi HDP'leştirmek, Alevileri Kürtleştirmek. Böyle bir yazı çıkıp çıkmadığını tabii soruyu gönderen izleyicimiz yani ifade ediyor. Yani onu okuduysa o Amerikan raporlarında vardı. Hakikaten CHP'yi HDP'leştirdiler. Alevilik konusunda da şunu gördü Amerika Birleşik Devletleri. PKK esas olarak Sünni Kürtlere dayanıyordu. Alevi Kürtler açısından PKK'nın sorunları vardı. Dolayısıyla Dersim üzerinden, Dersim hikayesini ne zaman başlattılar? 2011-12 oralarda hatırladığıma göre. Yani o birdenbire Kemal Kılıçdaroğlu'yla ve maalesef AK Parti de oralarda ayağını sağlam basamadı, böyle bocaladı. Dersim üzerinden ne yaptılar? Alevi Kürtleri vatandaşımızı, Kürt Alevi vatandaşlarımızı getirip PKK'ya yapıştırmaya kalktılar. Hatta başlatan AK Parti oldu. Başlatan AK Parti oldu. Çözüm yani süreci Dersim projesinin, ki bizim içimizden de o projeye teslim olan Mehmet Bedri Gültekin gibi kişiler çıktı. Dersim projesi ve bizim parti onu mahkum etti. Ondan sonra oy birliğiyle, yani bir galiba karşı oyla. Dersim projesi ne projesiydi? Kürt Alevisi olan vatandaşları, Alevi Kürt vatandaşlarımızı götürüp PKK'ya yapıştırma ve PKK'nın bu sorununu çözme projesiydi. Bu kurultayda da dile getirdiler. Dersim, Koçgiri falan diye oraya atıf tabii yaptılar. Tabii. İşte bir de eşit yurttaşlık. O bakımdan yani Amerika'nın projesi
Alevi Kürtleri götürüp PKK'ya bağlama projesi diye söylediği şey hakikat. Dersim üzerinden yaptılar bunu, tırnak içinde Dersim. İzleyici bu başarılı oldu mu diye soruyor. Efendim? Başarılı oldu mu diyor. Başarı düşmanın başarılarının çok altını çizmemek lazım. Kısmen başarılı oldu ki o düşkünler kurultayları yapılıyor. Demek ki kısmen başarılı olmuş. Evet. Yani Amerika ve İsrail'in Almanya'da özellikle ele geçirdiği, kontrol altına aldığı bir takım, onlara Alevi diyemeyeceğiz, onlar Amerika ve İsrail'in diyelim şeyleri, devşirdiği, dönüştürdüğü unsurlar, düşkünler, o düşkünleri yarattıklarına göre kısmen o düşkünler ne kadarsa o kadar başarılı olmuşlar. Başarılı olmayan dik duranlar da zaten burada. Evet, işte başarılı o. Yani dik duran Horasan erleri de onlar diyor Amerika ve İsrail'in düşkünleridir. Onların Alevilikle, Türklükle bizim ülkemizde bir ilişkileri yoktur. Bir fotoğraf. İzleyiciler de bunu çok sordu. Bizim de gündemimizde vardı ama unuttuk. HDP, CHP ile de aslında işbirliği halinde Adana'da bir miting düzenlemeye çalışıyor. Hmm. Bir fotoğrafı getirelim arkadaşlar. Sayın Başkan'a bir soralım. Burası Adana'nın bir meydanı. Ben hangi meydan olduğunu bilmiyorum ama... böyle bir kalabalık. Hatta Pervin yani Buldan... Bu başlangıçtaki kalabalık mı? Arkadan çekilmiş var. Onu da bulursa arkadaşlar... Yani şimdi mesela bir mitinglerin diyelim 2 saat, 3 saat öncesinde böyle seyrek toplantılar oluyor. Bu hakikaten hangi aşamada 500 kişi toplandı diye ben öğrendim. Evet. 500 kişi de Adana'da tabii... Pervin Buldan geliyor ve hatta... Bırakıp gidiyor. Bırakıp gidiyor. Tabii işte HDP... kaybediyor. PKK kaybediyor. PKK dayak yedikçe şeyden, Türk ordusundan ezildikçe, tasfiye edildikçe halk da şunu görüyor. Bunlara gelecek yok Türkiye'de. Bunların herhangi bir şekilde iddialarını gerçekleştirme şansları yok diyor ve halk onlara sırtını dönüyor. Şimdi az önce devletin bölgedeki kararlılığı ile ilgili mesajlar verdiniz. Şimdi HDP'nin mitingini gördük. Geçtiğimiz günlerde bu mu hakikaten? Sonra daha mitingin, bir fotoğraf daha var. Mesela fotoğraf Pervin fotoğraf Buldan'ın bakalım. Geldiği noktada mitingin kalabalığı ne? Ona bakalım. Bir fotoğraf daha var. Ya benim için mesela bu çok büyük bir sürpriz. Bu ben de bileyim bir avuçluk sahte sol bir örgüt bile bu kadar adam toplar yani. Mesela İstanbul ve Ankara'da bazı eylem mesela denemeleri tek oldu. Tek tek saysan sayabileceğin bir şey. İstanbul Ankara'da da dediği gibi yine benzer görüntüler yani oluyor. Doğru işte. Yani bizim de saptamamız Türkiye'nin her yerinde PKK'dan, HDP'den soğuma ve uzaklaşma var. Ama bu derece mi o tabii bir fotoğraf daha var. Bir 50-100 kişi daha. Şimdi bir Sayın Halil Nebiler hatırlatmış. Burası Uğur Mumcu Meydanı diyor. Vatan Partisi'nin 10 yıl önce tıklım tıkış doldurduğu meydan. Evet. Bir doğru. Seçim mitinginde. Tabii biz Turgut Okyay ile beraber mitingde konuşmuştuk. En bu son azami, hali bu mu? Azami bu. Evet. Burada 500 kişi bile yok. Evet. Bakın burada 500 kişi yok. Saysak tıklım tek 500 meydan. Kişi yok. Evet. Bu HDP için çok büyük bir hayal kırıklığı ve geldikleri noktayı gösteriyor. Halk onları terk ediyor. Ve daha fazla terk edecek. Bir fotoğraf daha geldi. Arkadaşlarıma atayım şimdi. Bir bakın bu da, göndermiş. Bakın bu neyin sonucu? Mehmetçiğin zaferi. Şu resim var ya, Mehmetçiğin zaferi. Mehmetçik vurdukça, ezdikçe PKK'yı halk oradan uzaklaşıyor. Bunlar diyor, hiçbir şekilde amaçlarına ulaşamayacak. Onun için tekrar başa dönüyorum. HDP'nin kapatılması çok çok önemli. Bir fotoğraf daha var. Bu da Tekirdağ'dan bir izleyicimiz gönderdi. Bunu da bu da HDP'nin Tekirdağ örgütü. İşte. Bu hale düştüler. Evet, daha da düşecekler. Bir baktığımızda bir 6 milyon oy arkalarında hiçbir yerinde görünmüyor. Bakın, arkalarında koskoca bir Amerika var, koskoca bir Avrupa var. Türkiye'deki bütün televizyonlar neredeyse var. Ulusal kanal dışında bütün televizyonlar var. Ondan sonra altılı masası, şusu, busu falan filan. İşte en sonunda Tekirdağ'da topladıkları adam bunlar. İstanbul'da bir araya geliyorlar. Polis işte Öcalan Özgürlük falan diye yürümek istiyorlar. Polis müsaade etmiyor. O sırada Garopay'la diyor ki 6 ay sonra hesap vereceksiniz. Polislere dönerek böyle sesleniyor. Garopay'la dua etsin, Türk Devleti'nin hukuk devleti olmasına ondan sonra ve
onun terbiyesizliklerine falan tahammül etmesine dua etsin. Yani ki Türk polisine hesap sormak ne demek ki? Türk polisine hesap sormak ne demek? Türk devletine, Türk ordusuna hesap sormak ne demek? Garopaylan'ı böyle cüretkar yapan ne? Amerika ve İsrail. Değil mi? O hala böyle Amerika'nın projelerinin uygulanacağı, gerçek olacağı falan hayalleri içerisinde. Onun için İttifakın öyle terbiyesizleşiyor. Efendim? İttifakın parçası olduklarını da bir yerde itiraf. Ya o başka. O apaçık ortada olan bir şey. Ama beni daha çok burada şu ilgilendiriyor. Yani Türkiye toprağına basan bir insan, Türkiye toprağı üzerinde Türk polisine, Türk ordusuna karşı terbiyesizlik yapacak. Tam böyle Türkiye ile Amerika'nın cephe cepheye geldiği bir süreçte. Yani bunların hoş görülmemesi lazım. Ve bu olaya da işte altılı masanın bilmem ne iktidar umudu falan filan değil. Türkiye'de Türk devletine, Türk ordusuna, Türk polisine kimse bu şekilde meydan okuyamaz. Evet. Fransa'da bazı hareketlilikler var. PKK'ya ait bir kültür merkezinde bir olay yaşandı. Ölüler, kayıplar da oldu onlar açısından. Sonrasında Fransa'da olaylar başladı. Peki kim? Garopaylan hangi silahlı güçle polisten hesap soracakmış? Amerikan askerini mi getirecek? Bakın yani polis silahlı bir güç değil mi? Devletin silahlı gücü. Ona göreceksiniz 6 ay sonra bilmem ne falan filan yapacağız demen için senin silahın olması lazım. Ya da hükümet ortağı mı olacak, ona mı güveniyor? Demek ki bir yandan da hükümet, bunun ifşa olması. Hükümetin de silahı olması lazım. O polis hükümetin polisi değilse polisini nereden bulacak? Yani polissiz hükümet olur mu? Polise söven sayan bir hükümet olur mu? O zaman o polis, o asker, o hükümetin polisi, o hükümetin askeri olmaz. Yani bunlar tamamen Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Türk devlet geleneğinden, Türk devletinden, bürokrasisinden, ordusundan falan kopması ve tamamen emperyalist güdümünde süreçlere yuvarlanmasının yansımaları. Bunu görmemiz lazım. Fransa'yı sormuştum efendim. Fransa'da bazı olaylar yaşanıyor. Evet. PKK'ya ait bir kültür merkezinde bir silahlı saldırı oldu. Sonrasında da PKK'nın özellikle Paris'te ve Fransa'da, Avrupa'da bazı yerlerde yakıp yıkma eylemleri görüntülerini izliyoruz. Vallahi ki Avrupa'da yakma yıkma eylemlerini kim örgütleyecek güce sahiptir? PKK bunu tek başına kendi gücüyle yapamaz. Amerika iterse böyle eylemleri ancak bu manzaralar ortaya çıkar. Yani bu Amerika ile Avrupa arasındaki çelişmelerin keskinleşmesinin bir sonucu diye değerlendirilebilir. Macron'un açıklamasıyla ilgisi olabilir mi? Macron şöyle dedi, güvenlik konusunda ABD'ye bağımlılığının azaltılması gerekiyor Avrupa'nın diye. Bunun yani sonrasında geldi. Macron'un sırf açıklamasına gerek yok. Yani Avrupa, özellikle Almanya ve Fransa Amerika'dan kopuyor. Amerika'ya baş kaldırmaya başladılar. Ukrayna'daki Rusya ile Amerika arasındaki savaş da bu tür süreçleri hızlandırıyor. Dolayısıyla geçmişte de gördük. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'daki çeşitli güçlerini harekete geçirerek bu gidişata bir anlamda dur demeye çalışıyor. Bu bağlamda değerlendirilebilir. Yani PKK'nın Amerika ile olan bağlarını düşündüğümüz zaman Avrupa'da da mı kullanılan bir aparat PKK? Tabii. Sadece Türkiye'ye karşı değil. Yani Avrupa'da değil. Avrupa devletlerine karşı. 7 iklimde diyelim. Yani dünyanın her yerinde Amerika Avrupa'yı PKK'yı kullanır. İsterse Avustralya'da bile PKK'ya bir cinayet, bir suikast yaptırır. İki tane PKK'lıya yollayın der. Avustralya'da şu işi yapsın. Yani Avrupa'yı hizaya sokma faaliyeti gibi yani görünüyor. Tek başına bununla olmaz ama Almanya'da yaptığı şey PKK değildi ama yani tek Almanya'da başına PKK'yı kullanarak Amerika Avrupa'yı hizaya sokamaz ama o da aletlerden her zaman biridir. Yani. Bir reklam yani bunu şunun için söylüyoruz. Bu olayda ne kadar buna oturuyor onu tam bilemeyiz. Ama önümüzdeki süreçte Avrupa'da bir takım PKK hareketleri falan olursa onun arkasında Amerika'yı bulmak lazım, aramak Hükümet lazım. Ve çevresi biraz şöyle yorumlar yapıyor. Bakın gelip sizi buldu PKK.
Yani Fransa için söylüyor ya da diğer ülkeler için. PKK geldi sizi buldu. Ben sizi soktu. Çerçevesinde. Tabii orada Amerika işte, yok o da yani. Gene, gene göremiyor yani. Bakın burada AK Parti hükümeti gene PKK ile Amerika arasındaki bağları göremiyor. Yani daha çok onu Avrupa ile falan birleştiriyor. Avrupa da PKK'yı kolladı, korudu falan filan ama Atlantik sistemi içinde olduğu için. Ya da Avrupa'daki ama gelişmeyi Avrupa'da göremiyor. Ama Avrupa'da hep şey vardır. Yani Atlantik sisteminden kopan, uzaklaşan unsurlar arasında hep böyle PKK'ya karşı soğuk bakışlar, yan bakışlar eskiden beri vardır. Ya da Avrupa'nın Avrupa'daki gelişmeyi yani mi göremiyor acaba? Şunu görmemiz lazım. PKK en çok nereye bağlı? Yani Avrupa ile Amerika arasında PKK en çok hangi gücün kontrolü altında diye sorarsak PKK'nın esas kontrolü Amerika Birleşik Devletleri'nin CIA'nın elindedir, Mossad'ın elindedir. Yoksa Avrupa'nın elinde değildir. Peki. Avrupa ise Atlantik sisteminde olduğu için, Amerika'nın müttefiki olduğu için Avrupa'nın bazı devletleri PKK'yı korur. Ama esas ağası, PKK'nın esas efendisi Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'dir. Evet. Bir reklam arası vermemiz lazım efendim. 5-6 dakika. Sonra ekonomi konuşacağız biraz. Değerli izleyenler, aradan sonra yine buradayız. Değerli izleyenler, devam ediyoruz. Çıkış yolunda son bölümdeyiz. Ekonomi konuşacağız. Vatan Partisi'nin ekonomi politikalarına ilişkin merak ettiklerimizi ve sizlerin tabii gündeminde olan başlıkları soracağız. Ben korkmam, buyurun. Evet, asgari ücretle başlayalım. Asgari ücret açıklandı. 8506 TL oldu. Türk İş'in bir rakamı vardı. 9000 dedi. Onun altında olursak imza atmayız. Öyle de oldu. Masada yoktu. Vatan Partisi ne diyor? Asgari ücreti nasıl buldunuz? Biz burada Türk İş'le beraberiz. Türk İş'in tutumunu çok doğru buluyoruz. Fakat asgari ücretle ilgili ben başka şeyler söyleyeceğim. Yani sonuç itibariyle 8500 lira saptanması yerinde değil. 9000'in altında, bu 9000 üzerinde olmalıydı. Oradaki Türk İş'le aynı tavrı benimsiyoruz ve mücadelemizi sürdürüyoruz. Fakat asgari ücret konusunda Türkiye'de bir şey var. Çok ciddi bir aldatma olayı ve bir yanlış var. Halk dal, işçi dal kavukluğu diyelim. Şimdi asgari ücreti ne kadar çok belirlersen o kadar işçici değilsin. Yani şöyle bir yarış var. İşte asgari ücret bir parti diyor ki 10 bin lira. Öbürü diyor ki hayır 11 bin lira. Öbürü diyor ki 12 bin lira. Öbürü diyor ki 13 bin lira mesela. Fakat burada işçiyi düşünen bir tavır yok. Neden? Çünkü Türkiye'de 4 milyon KOBİ var, küçük orta boy işletmeler. Küçük orta boy işletmelerin ölçüsüne birden 250'ye kadar diyelim işçi çalıştıran, işçiye ücret veren işletmeler. 30 işçi de çalıştırır, 50 işçi de çalıştırır, 70 işçi de çalıştırır. Ve bunlar zaten Türkiye'de bıçağın sırtında yaşıyorlar, bu 4 milyon işletme. İşte bunun bakkalları var, kasapları var, küçük atölyeler var, oto tamircileri var, kunduracılar var, tekstilciler var, varoğlu var, değil mi? Yani birden 250'ye kadar işçi, turizm işletmeleri var, lokantalar, restoranlar falan. Birden 250'ye kadar işçi çalıştıran yerler. Bunlar zaten çok ciddi bir ekonomik sıkıntı içindeler ve bunlar diyelim işçi ücretleri, işçi maliyetleri buralarda yükseldiği zaman bunların bir kısmı kapısına kilit vuracak. Kilit vurduğu zaman ne olacak? Oradaki işçi de asgari ücret almayacak, hiç ücret alacak, sıfır ücret alacak. Yani kapının önüne bırakılacak. Onun için ne kadar çok asgari ücretten yanayım, en fazla ben asgari ücreti savunuyorum diyen o çizgi nereye doğru götürüyor? Yüz binlerce diyelim işletmenin iflasına, yani o asgari ücreti ödeyemediği için onların iflasına ve dolayısıyla o işletmede çalışan işçilerin sokağa atılmasına, sokağa atıldığı zaman da hani her yerde millet işçi aramıyor. Değil mi? Türkiye'de işini kaybeden kolay kolay iş bulamıyor. Türkiye'de önemli bir ekonomik sıkıntı var. Yani dolayısıyla
aşırı asgari ücretçilik sonuç itibariyle işçiye de düşman olan bir politika. Çünkü iflaslara yol açan, dolayısıyla işçilerin de kapıya atılmasına yol açan bir politika. Dolayısıyla asgari ücreti üretim çarkının çevrilmesi çizgisinde belirlemek lazım. Yani öyle bir asgari ücret belirlemeliyiz ki Türkiye'nin istihdamını koruyalım. Yani bol keseden işçiye asgari ücret veririm derken onu ücretsiz hale düşürmeyelim. Ekmek teknesini koruyalım. Ekmek teknesini koruyalım. Çünkü bir ekmek teknesi var. Ekmek teknesinde kimler ekmek yiyor? Diyelim oto tamircisi de o tekneden ekmek yiyor. O oto tamircisinin yanında çalışan 15 tane işçi, işte kalfa, çırak, usta, onlar da o ekmek teknesinden ekmek yiyor. Dolayısıyla sen oradaki 15 ustanın, kalfanın, çırağın, işçinin asgari ücretini artırdığın zaman ve o oto tamircisi kapandığı zaman, kapısına kilit vurduğu zaman 15 tane işsiz yaratıyorsun. 15 tane 10 bin, 15 bin lira asgari ücret alan işçi yaratmıyorsun. İşçilerin ücretini yükseltmiş olmuyorsun. Ekmek teknesini dağıttığın için sonuç itibariyle o işçileri de işsiz hale getiriyorsun. Ama bunu işçiler anlıyor. Yani dikkat ederseniz işçiler bir ekmek teknesi olduğunu, onun ayakta kalması gerektiğini, o işletmenin yürümesi gerektiğini, çünkü oradan ekmek yediğini, orada iflas olursa, kapıya kilit vurulursa kendisinin de işsiz kalacağını falan bunu anlıyor. O çok çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan için, bu asgari ücreti açıklarken şey söyledi. Yani 9-10... İş güvencesi çok çok önemli. Bir de genel olarak mecmu ekonomi açısından baktığımız zaman, yani nedir? Türkiye'nin bugün ihtiyacı tasarruf. Yani ürettiklerinin bir kısmını tasarruf edip yatırıma ayırman lazım. Bu aşırı asgari ücret yanlısı politika veya işte memur maaşlarını şöyle artıralım, işçi ücretlerini böyle artıralım, emeklileri böyle artıralım falan. Bu politikalarda bir denge ve üretime yönelik amaçlar belirlemediğiniz zaman sonuç itibariyle tasarruf oranını sıfırlamaya kadar götüren, dolayısıyla yatırımı sıfırlamaya kadar götüren, dolayısıyla işsiz insanlara iş bulma imkanını ortadan kaldıran süreçlerin de önünü açıyorsunuz. Dolayısıyla bugün Türkiye'de işçinin ücretini arttırmaktan çok işçinin oğluna, kızına iş bulmak daha önemli. İşçinin baldızına, eniştesine, abisine, kardeşine, kızına, oğluna iş bulmak işçinin ücretini arttırmaktan daha önemli. O iş bulmakta nasıl olur? Tasarruf oranını arttırarak. Hatta tasarruf oranını artıracağın şeyler nedir? Esas olarak diyelim büyük yağmalara, 300 milyar dolar yurt dışına kaçırılmış. Vatan Partisi ne diyor? Bir daha ben burada yumruğumu vuruyorum. Kurultay kürsüsüne de yumruğumu vurdum. Vatan Partisi o yurt dışına kaçırılan 300 milyar doları Türkiye'ye getirtecek. Ne yapacaksınız? Onlara el koymuyoruz. Yani onlar sahip kimisi onun yine mülkiyetinde ama onlar yabancı bankalarda, yani biz başkalarına kredi açmayacağız. Çünkü o paraların, 300 milyar doların kıyı bankalarına, İsviçre bankalarına yatırılması ne demek? Biz dünyanın büyük finans merkezlerine kredi veriyoruz. Finans sahası Türkiye, 300 milyar dolar kredi veriyor. Hayır, o 300 milyar dolar Türkiye'ye getirtilecek. Onu nasıl getirtileceğini biliyoruz. Bak yumruğumu vuruyorum, nasıl getirtileceğini biliyoruz. O şekilde getirtilecek. Yani tabii hukuk kanun çerçevesinde bu ama secri tedbirlerle getirtilecek. Ve nedir o yatırım? Diyecek ki bak Türkiye'nin planı bu. Şu alanlara yatırım yaparsın. O yatırımlarda ben seni aynı zamanda teşvik ederim. Veya Türkiye'nin milli bankalarına o parayı yatırırsın. Bankalar üzerinden onlar yatırım sermayesine dönülür. Onlar Türkiye'ye örneğin getirtilecek. Veya bankaların karları değil mi? %400 geçen Eylül ayında açıklanan rakamlar %400 banka karları artmış. Niye bankalar o kadar çok kar etsin? Geçen sene 56 milyar Türk lirasıymış. Bu sene 280 küsür
53.286 olmuş. Geçen seneki kadar keresin. Yine 53 milyar keresin. 286 kere etmesin. Arada kalan nedir? 230 milyar lirayla bankaların kazançlarını, karlarını büyüteceğimize çiftçinin banka borçlarını silelim. Ki çiftçi eksin, bitsin, üretsin. Veya esnafın ondan sonra kredi borçlarını şey yapalım, hafifletelim vesaire. Yani üretime yönelik, üreticiye yönelik o kaynakları seferber edelim, yönlendirelim gibi tasarrufa yönelik politikalar var. Yani daha çok yağma, dışa götürülen kaynaklar, Türkiye'nin kan kaybı, dolar ve borsa vurgunculuğuyla şey yapılan, kazanılan kaynaklar veya sıcak para komisyoncularının kaynakları veya banka karları ve özellikle yabancı bankalara kan kaybı. Bunlarla yatırım sermayesi yaratılabilir. Ama bir de ne var? Aynı zamanda genel olarak Türkiye'nin diğer gelirlerinin de çok aşırı arttırılmaması ve tasarrufun büyütülmesi ve böylece yatırıma yönlendirilmesi ve o işçiye 50 lira daha fazla vereceğimize onun oğluna 10 bin lira verelim mesela. Onun 8 bin lirasını 9 bin lira yapacağımıza o 1000 liraları topladığımız zaman yatırım sermayesine dönüştürdüğümüz zaman onun oğluna, onun kızına iş verelim. Cumhurbaşkanı yani, dolayısıyla bunu bir kere anlatalım. Dolayısıyla asgari ücret politikası sonuç itibariyle böyle basit bir işçi dostluğu politikası değil. Hatta aşırı asgari ücretliler işçinin dostu değil, en sonunda işçiyi işsiz bırakan siyasetlerin sahipleri. İkincisi işçinin çocuğuna iş bulmayan siyasetlerin sahipleri. Üçüncüsü hatta işçinin sokağa atılması ve işsiz kalmasına yönelecek siyasetlerin sahipleri. Bu asgari ücret rakamlarını açıklarken Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki bunun üzerindekilere yumurta küfesi, yani söyleyenler sırtında yumurta küfesi yok dedi. Size 9 bin olması gerekiyor dediniz. Yani sizi diğerlerinden ayıran fark ne oluyor burada? Yani onlar da istiyor 9,5, 10, 11. Genel asgari ücret konusunda Türk milletinin bilincine bir ışık tutmaya çalışıyorum. Bu bir. İkincisi bunun olayın köklü çözümü üretim devrimidir. Yani bu mevcut batıya bağımlı, batıdan dayatılan programların çerçevesi içerisinde Tayyip Erdoğanlar sıkışmış durumda. Onun için onların işte 9 bin lira, 10 bin lira falan filan yapmaları pek şansları da yok. Ve sonuç itibariyle yaptıkları işle enflasyonu da körüklemiş oluyorlar. Yani yatırım sermayesini büyütemedikleri, üretimi arttıramadıkları için sonuç itibariyle Türkiye nedir? Talebi arttırıyorsunuz. Ücreti arttırarak ve üretimi onunla paralel arttıramadığınız zaman bu neye talep enflasyonuna yol açarsınız. Yani enflasyonu engellemenin yolu üretimi arttırmak mı? Tabii. Yegane. Tabii. Yani maliyet enflasyonunu engellemenin yolu da ondan sonra talep enflasyonunu, yani enflasyonun iki sebebi vardır. Talep arttığı için de fiyatlar artar, maliyetler arttığı için de fiyatlar artar. Sonuç itibariyle maliyet enflasyonunda, talep enflasyonunda engellemenin yolu piyasadaki malları arttırmaktır. Yani üretimi arttırmaktır. Piyasadaki malları, piyasaya arz edeceğiniz, sunacağınız malları, işte diyelim şu leblebi sunduğunuz leblebi miktarını, üzüm miktarını piyasaya arttırdığınız zaman sonuç itibariyle ne olur? Fiyatların istikrar kazanmasına veya düşmesine yol açarsınız. Gübre ve yem fiyatlarının Nisan ayına kadar sabit kalması ya da %5'e... Bunlar tabii faydalı siyasetler. Onlar sonuç itibariyle maliyet enflasyonunu önleyen, tarımda üretim maliyetlerini düşüren, dolayısıyla çiftçiyi ferahlatan, tarıma yatırımı büyüten sonuçlar getireceği için enflasyonu da önleyen. Ama bakın şu enflasyona odaklanmak, sırf enflasyon açısından bütün ekonomik süreçlere bakmak da büyük bir yanlış. Ekonomik süreçleri üretim açısından bakmak lazım. Üretimi artıran her siyaset doğrudur. Üretimi
baltalayan her siyaset yanlıştır. Ama enflasyon odaklı baktığınız zaman niye yol açarsınız? Dışarıdan kömür getirirsiniz, dışarıdan pamuk getirirsiniz. Çünkü dışarıdaki kömür, dışarıdaki pamuk, Türkiye'deki üreticilerin pamuk ve Türkiye'deki işçilerin ürettiği kömürden daha ucuz. Enflasyonu bu yoldan dindireyim dersiniz. Dolayısıyla Türkiye'deki üretimi baltalarsınız. Dolayısıyla Türkiye'deki kazançları baltalarsınız. Ve sonuç itibariyle Türkiye ekonomisine ağır zararlar verirsiniz ve üretimi baltaladığınız için enflasyonu da kışkırtmış olursunuz. Tekhaneli rakamlara düşüreceğiz söylemini sıklıkla dile getirmesi iyi değil o zaman. Onu bir tek Vatan Partisi yapabilir. Bir tek onu Vatan Partisi yapabilir. Enflasyonu düşürün şeyi hep IMF'nin Türkiye'ye baskısıdır. Çünkü enflasyonu düşürmeye yönelik politikalar hem KOBİ'leri tasfiye eden ondan sonra ve hem de ondan sonra gümrükleri kaldıran, ithalatı büyüten ve dolayısıyla sonuç itibariyle piyasada doların fiyatının yükselmesine sebep olan politikalardır. Evet. Bir de bu zincir marketler... Üretim odaklı ekonomiyle enflasyonu ortadan kaldıracağım odaklı ekonomi farklı. Enflasyon iyi bir şey demiyorum ama oraya odaklandığın zaman önüne hemen IMF'nin programları gelir. Bir de zincir marketler tartışması aldı yürüyor. En son Ticaret Bakanı sayınmış. İşte bu da yanlış. Yani sorunu yani, orada gören bir ya sonuç itibariyle oldu. Bakın bu da bence AK Parti'nin bir şeyi. Dalavere demeyeyim de ona benzer bir şey yani. Yani sonuç itibariyle. Topu nedir? Üstünden atıyor. Türkiye'de sorumlu. Yükselen fiyatlar var. Onun sorumlusu bugünkü hükümettir. Hükümet böyle zincir marketleri bilmem neyi suçlayarak kendi üzerindeki sorumluluktan kurtulmaya çalışıyor. Ve halkı birbirine düşüren siyasetler üretiyor. Sonuç itibariyle o zincir market falan dediğinde Türk milleti içinde olan. Yani de bakın dikkat edin yurt dışına götürülen 300 milyar doları hedef almıyor. Sıcak para komisyoncularını hedef almıyor. Bankaların karlarının %400 artmasını Tayyip Erdoğan hedefe almıyor. Gidiyor zincir marketlerle uğraşıyor. Çünkü zincir marketler sonuç itibariyle nedir? Orta ve biraz büyük sermaye. Ne de olsa milli olan unsurlar. Yani ben o bakımdan buradaki aldatıcı tavra parmak basmamız lazım. Bunu şey yapıyor. İşi boykota kadar götürüyor ha. Cumhurbaşkanı en son yaptığı. Boykot yani halk iştirak ediyorsa yapsın. Yapabiliyorsa bunu. Ama yanlış hedef gösteriyor. Bakın Vatan Partisi ne diyor? Biz diyor 300 milyar dolar yurt dışındaki yatırılan kıyı bankalarına, İsviçre bankalarına yatırılan o parayı alacağız, getireceğiz diyor. Yumruğunu da bunun için vuruyor. Ama zincir market falan filan sonuç itibariyle Türkiye'nin orta biraz büyük ölçekli milli olan sermayesi. Yani halkı onlara düşman etmenin bir manası yok. Şöyle sorun orada değil yani. Fotoğraf ortaya çıkıyor efendim. Hükümet diyor ki özellikle Cumhurbaşkanı tarım kredi kooperatifi marketlerini çoğaltacağız diyor. Biz soruyoruz tarım yapsınlar, kredi kooperatifi. Yapsınlar o iyi bir şey. Başka bir nota aktaracağım genel müdürüne. Bizim öyle bir planımız yok diyor. Yani neyse onlar tutarsızlıklar, kendi hükümet içerisindeki tutarsızlıklar falan ama Türkiye'de eskiden beri halkı en kolay aldatan numaralar bunlardır. Hemen bakkala düşman yapar, kasaba düşman yapar. Bak fiyatlar pahalılaştı, neden bakkal yüzünden, kasap yüzünden. Şimdi o bakkal kasap kalmadı, onları da onlar bitirdiler zaten. Zincir marketler falan. Meşhur Kemal Sunal filmleri vardı ya bu bakkal kasap dalaverisini anlatıyor. Evet. Yani sonuç itibariyle bunlar halkın ilk karşı fiyatlarda halk ilk nerede karşılaşıyor? Pazarda. Pazarcı. Yani şeyin tezgahın arkasında önlüğüyle domatesi parlatan ondan sonra elmaları o da emekçi dizen adam. Şimdi elma fiyatları niye böyle pahalandı deyip o adama kızıyor. Bakkala gidiyor. Fiyatların pahalandığını görüyor, o bakkala kızıyor falan. Bu şey sıradan insanın tavrı. Yoksa analiz yapan, ekonominin gidişatını gören ve bu fiyat pahalılığında sorumlu olan.
Ya kızacak bir şey söyleyeyim mi ben? Kızılacak şey hükümet. Öfkeleneceksen zincir markete falan diye doğrudan hükümete öfkelenmesi lazım halkın. Neden? Çünkü bu fiyat pahalılığının baş sorumlusu bu hükümetin izlediği ekonomik halk politika. Halk öyle de hükümet tam bunu böyle halk öyle zaten hükümete işte ben de faturayı kesiyor. Ben de halka burada bir şey öğretmeye çalışıyorum. Halka önderlik ediyorum. Halka önderlik ediyorum. Yani bakkala, kasaba, pazarcıya, ondan sonra zincir markete falan öfkeleneceğimize 1980'den bu yana dünya ekonomisiyle bütünleşme denen bu borçlanma ekonomisi programını uygulayan hükümetlere kızalım ve onları bitirelim artık. Ve üretim devrimi yapacak, ona önderlik edecek üreticileri milli hükümetini kuralım. Siz misiniz? Vatan Partisi o hükümetin olmazsa olmaz partisi, anahtar partisidir, kilit partisidir. Ekonomi programınızı anlatan bir kitap var, üretim devrimi kitabı yayınlamıştınız. Bir ekrana getirelim. Evet. Bunu şimdi herkes bunu bulup okuyamaz. Yani isterse bulur. 80 milyon evet. Yani ya bunu, Vatan Partisi merkezlerinde bulur, vatan kitapçılarda da bulabilir. Bize de var. Vatan Partisi internette bulabilir, ulusal kitaptan bulur, aydınlık kitaptan bulur, internetlerden bulur, kitap evlerinden bulur, biyeneller bilmem ne oralardan bulur. Siz sürekli hiçbir yerden bulamıyorsa ulusal kanala bir mesaj yollasın, ulusal kitap onlara yollasın. Biz hemen göndeririz. Evet. Başka bir şey soracağım. Siz ve partinizin ekonomi kurmayı Hakan Topkurlu sürekli anlatıyorsunuz her gittiğiniz yerde. Diğer yöneticileriniz de mesela Sayın Ethem Sancak TİSKO Genel Kurulu'na katılmıştı. Orada benzer vurguları yaptı. Siz böyle ekonomi programınızı derli toplu vatandaşa bir daha açacağınız bir şey planlıyor musunuz? İşte yani? Bakın biz üretim devrimi kurultayları yaptık. Şimdi 100 kaç oldu? 115'te en son. Evet. Yani üretim devrimi kurultayları yaptık. Haritasını atarsa arkadaşlar bunu gösterelim. Yani Türkiye'nin aşağı yukarı her bölgesinde 115 üretim devrimi kurultayı yaptık. Hatta bazen köylerde üretim devrimi kurultayları yaptık. O kurultaylarımıza İşçiler, esnaf, çiftçiler, orta sanayici, büyük sanayici, tüccarlar, sanayiciler katıldılar. Ve çok başarılı oldu. Yani biz bu yalnız kitabını çıkartmadık bunu. Bu, halka taşıdık bu üretim devrimi. Orada programı. Gelişti mi peki halka taşıyınca? Yani tabii. Bir sınama ve gelişme. Tabii çünkü orada sınanıyor. Çünkü çiftçiler kendi pratiklerinden size öneriler yapıyorlar veya sanayiciler. Öneriler yapıyorlar ve ona göre programımızı geliştiriyoruz, olgunlaştırıyoruz, düzeltiyoruz. Tabii bunun seçim dönemi muhtemelen 6 dolacaktır herhalde değil mi? 6 dolu zaten. Üretim devrimi programı bizim son derece mükemmel, yıllarca çalışmayla hazırlanmış bir programdır. Evet. Şimdi yani bu programı hazırlamamızın kökleri tam 1960'lara gider ama yakın süreçte de 1980 sonrasında bu dünya ekonomisiyle bütünleşme programına karşı alternatif onların işte çiftçiyi, işçiyi kambur ilan eden, kamu iktisadi teşekküllerini sanayiciyi, tüccarı kambur ilan eden politikalarına karşı üreticiyi baş tacı ilan eden programların bütünü bu üretim devrimi programı. Evet. KOBİ'lerle ilgili soracaktım. Siz zaten o konuya girdiniz. Şimdi partinizin İstanbul İl Örgütü Sirkeci'de, Tahtakale bölgesinde vakıf aldı. KOBİ'leri biraz konuşalım mı? Bakın. Tabii konuşalım. Yani KOBİ'ler yalnız asgari ücret falan meselesi değil. Yani KOBİ'ler 1980'de Türkiye'ye dayatılan program ne yaptı? Bakın siz dünya pazarlarında rekabet edebilmek için ürettiğiniz malların maliyetini düşürmeniz lazım. Onu düşürmek için de Avrupa'dan, Amerika'dan, Japonya'dan ithal edeceksiniz. Türkiye'de bunları Kayseri'de, efendim Antalya'da, yok Balıkesir'de, Denizli'de, Bursa'da, Gaziantep'te pahalıya üretiyorsunuz. Bu ara mallarını, sanayide kullanılan malları. Dolayısıyla Türkiye'de maliyetler yükseliyor. Bu yüksek maliyetlerle dünya pazarlarında rekabet edemiyorsunuz. Dışarıdan ithal edeceksiniz denip gümrükler indirildiği zaman ne oldu? Türkiye'de çok sayıda KOBİ değil mi? Bursa, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Konya, Trabzon, Diyarbakır falan çok sayıda KOBİ yani küçük orta boylu işletme iflas etti, çöktü.
Bunların ellerindeki tezgahlar, ondan sonra şeyler, makineler, ardiyeleri atıldı, paslanmaya terk edildi ve dışarıdan o ara malları ithal edilmeye başlandı. Yani o program yüzünden. Dolayısıyla Türkiye'nin üretim yapısına çok ağır bir darbe indirildi. Onun için küçük orta boy işletmeler gene de Türkiye'de bir istihdam yaratıyor, bir üretim yaratıyor, bir katma değer sağlıyor. Siz onları güçlendirme planınız mı var COBİ'de? En azından onların elindeki alet, edevat, makina şeyi onların ardiyelerden çıkarılması ve üretmesi. Onun başında işçi çalışacak. O bir şey üretecek. Diyelim şu bardağı üretecek. İçindeki çayı üretecek tarımda. Dolayısıyla ek bir üretim yaratacak. Dolayısıyla Türkiye'nin ithalatını daraltacak. Ama diyelim maliyeti biraz yüksek olsun. Bakın maliyetten korkmaya başladınız mı? Ve buna bağlı olarak maliyet enflasyonundan korkmaya başladınız mı? Emperyalizme teslimiyet orada başlar. Ya emperyalizm dışarıda ne güzel, bak Almanlar ne güzel ucuz ucuz üretiyor. Oradan alalım. Peki neyle alacaksın? İçerideki üretim yapısını tahrip ettiğin zaman Almanya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den, Amerika'dan neyle alacaksın? Üretemezsen bedavadan kimse sana o malı verir mi? Üreteceksin ki alabilesin. Onun için üretim odaklı ekonomi sonuç itibariyle batıdan dayatılan programa direnerek yürütülebilir. Bu çok çok önemli. Şimdi COBİ... COBİ'ler de burada ek bir şey yaratıyor. Efendim onların teknolojisi geri. Ha, geri meri ama bir şey üretiyor. Onu tasfiye ettiğin zaman ürettiğin malların şeyi miktarı büyümüyor. Düşüyor. Ama onlar biraz pahalı üretiyormuş. Ya, üretsin. Mesela, biraz pahalı üretsin ama üretsin. İstanbul'da marangoz bulmak zor. Diyelim. Ama herkes gidip yabancı bir firmadan alıyor şey ürünlerini. Dolap gibi ya da marangozun yapabileceği ürünlerini. Yani sizin söylediğiniz gibi mesela marangozlar neredeyse azaltılmış ve sıfır sürecin etmiş. Şeyi bu örnek tam oturmayabilir ama yani yabancı mallar açısından koyduğumuz zaman ama İtalya'dan falan mobilya geliyor değil mi? Geliyor. Ha, tamam. İsveç, İtalya'dan mobilya niye gelsin kardeşim? Mobilya Türkiye mobilya üretiminde falan çok başarılı olan bir ülke mesela. Niye İtalya'dan mobilya gelsin? Vatan Partisi iktidarında İtalya'dan Türkiye'de üretilen hiçbir mal dışarıdan alınmayacak. Yani gümrükler tekrar dikilecek. Türkiye'de üretilen mal dışarıdan alınmayacak. Yerli COBİ, küçük orta işletmelerimizi, büyükse sanayicimizi de koruyacağız. Evet. Şimdi esnafın sorunlarına da müdahale ediyor Vatan Partisi örgütleri. İl il çok fazla haberinde yapıyoruz. Sirkeci'de en son şu yanı başımızda İstanbul, evet. Sirkeci'de. Tahtakale Vakıfhan esnafı Vakıflar Müdürlüğü'nden kiralıyorlar. İş yerleri Vakıflar Müdürlüğü'nden kiralık. Ciddi bir oranda kira zammı yapılıyor Vakıflar Müdürlüğü tarafından. Onlar da tabii çarklarını çevirmekte zorlanıyorlar. Vatan Partisi devreye giriyor ve il sekreteri Okan Özkan orada esnafla birlikte bir basın açıklaması yapıyor. Bu yaptılar ve ben de yakından ilgileniyorum. Onları da buradan selamlıyoruz. Yani Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kiracısı olan, ondan sonra esnafımızı buradan selamlıyoruz. Onların yanındayız. Bakın bu da onların kirasını artırarak, hatta kanunların sınırlarının ötesine geçerek, onların kiralarını artırarak Türkiye ekonomisini ayakta tutamazsınız. O insanlar o kira arttığı zaman, o iş yerlerini kapattıkları zaman ne oluyor? Türkiye'deki üretime darbe vurmuş oluyorsunuz. Onların yanında olmamız lazım. Ha, ben dışarıdan alırım. Ya dışarıdan alırsın ama dövizle alman lazım. Benzer hanlar hep otel olmuş. Evet. Öyle söylüyorlar. Evet. Şimdi Türkiye... Yani o vakıfların kira arttırmasına karşı da gereken çalışmaları yürütüyoruz, yürüteceğiz. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzle de konuşacağız. Başarılı sonuçlar alacağımızı ümit ediyoruz. Oradaki esnafımızla birlikteyiz ve onlara iyi haberler vermek için çalışmaların içindeyiz. Evet. Şimdi doğalgaz ve petrol keşifleriyle ilgili açıklamalar geliyor.
Karadeniz yoğunluklu tabii ama Akdeniz'i de dahil ettiğimizde toplam 700 milyar metreküplük bir gaz rezervi şu an çıkarılmaya çalışıldı ve bunun çalışmaları yürütüldü. O da Türkiye'nin hemen hemen 10 yıllık ihtiyacına tekabül ediyor ama bunun çıkarılması ve parça parça kullanılması daha uzun vadede. Yani hemen bugün yarın kapımıza gelen bir şey olarak söylemiyor uzmanları. Petrol noktasında da günlük 80 bin varile ulaşmış Türkiye'nin kendi topraklarımızda çıkardığımız petrol miktarı. Ama günlük ihtiyacımız 800 bin varil civarında. Yani her ikisi açısından da böyle bir açısından onda bir, diğer açısından 10 kat bir durum var. Ama bu Türkiye'nin enerji sorununa çözüm getirir mi? Sık sık Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz müjdeler veriyor. Karadeniz'de bulunan yatakları, enerji yataklarına ilişkin veya Akdeniz'de zaten biliniyor bunlar. O yataklar var. Ama biz hep petrolü suyla karıştırıyoruz. Sanki dağdan su, karlar eriyor. Hiçbir yatırım yapmadan dağlardan aşağı geliyor. Bedavadan, artık bedava su bile yok. Peki sizin söylediğiniz miktarlarda enerjiyi nasıl çıkaracaksın sermaye olmadan? Ya bu su gibi değil ki kepçeyi daldırasın denize, altından petrolü çıkarasın veya doğalgazı çıkarasın. O büyük yatırımlar gerektiren şeyler. Onun için hükümetlerin burada hayaller yaymaması lazım. O bulunan yataklar zaten bilinen, yani Türkiye'nin denizlerinde çok büyük enerji yatakları olduğu bütün dünya tarafından biliniyor. Bunun haritaları vesaire falan var. Bütün mesele o enerji yataklarını işletecek sermayeyi bulmak. Onun müjdesini verebiliyor mu Sayın Tayyip Erdoğan veya AK Parti? İşte onun müjdesini Vatan Partisi veriyor. Bakın mesela şimdi 300 milyar dolardan bahsediyoruz değil mi? Yabancı bankalardaki 300 milyar dolar. Onu Türkiye'ye getirdiğin zaman o 300 milyar doların diyelim şu kadarıyla o denizlerdeki enerji yataklarını işletirsin. Çünkü o çok büyük yatırım isteyen üretimler onlar. İşletirsin, o Türkiye'ye müjde olur. Ama o sermayeyi bulmadan, bizim denizlerimizin altında petrol var, karalımızın altında, topraklarımızın altında petrol var ama nasıl onu nasıl çıkartacaksın? Sermaye olmadan, yatırım yapmadan nasıl o petrolü çıkartacaksın? Soru burada. Dolayısıyla bugün ekonomi tartışmalarında temel soru bütün partiler açısından yatırım sermayesi üretmek. Yatırım sermayesi. Yatırım sermayeniz hani? Ben AK Parti'ye soruyorum. Cumhuriyet Halk Partisi. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi ne dedi? Ben dedi Londra bankalarından gideceğim. Hatta bir... 500 dolar mı? Evet. Ya bu kadar atmosfer olamaz. Yani ama Vatan Partisi gerçekçi ne diyor? Bakın 500 milyar dolar diye bir palavra atmıyor. Rakama dayanıyor. Diyor ki 300 milyar dolar Türkiye'li servet sahiplerinin batı bankalarında ve kıyı bankalarında paraları var diyor. Bu hatta 500 milyar dolar olduğunu hesap edenler de var. Ama bunların hepsi bizim hazinenin, maliyenin, ondan sonra Dış Ticaret Bakanlığı'nın falan kayıtlarında olan şeyler sonuç itibariyle. Bu var. Biz bir palavradan söz etmiyoruz. Hayali bir sermayeden söz etmiyoruz. Bu kıyı bankalarında ve İsviçre bankalarında var. Ha bunu nasıl getirirsin? Bu var bir kere. Bu getirilir. Ha bunu söylesinler. Sayın Tayyip Erdoğan da bunlardan bahsetsin. Veya ne diyoruz? Bankaların kârları o 4 aylık dönemde 53 milyar Türk lirasından 286'ya çıkmış. Bak var bu. Bu BDK'nın yayınladığı rakamlarda var. Diyor ki banka kârları diyor 53 milyar Türk lirasından 286'ya çıkmış. Orada ne var? %400 artan bir banka kârı var. Bu da var. Veya bu bankaların kârları üzerinden dışa kaybedilen kaynaklar. Bu da var. Veya yüksek faiz gelirleri, dolar borsa vurgunculuğuyla elde edilen kaynaklar, bu da var. Değil mi? Yani Türkiye'nin bu kaynakları var. Bütün mesele nedir? Bu kaynakların kamu yararına, yatırıma
yönlendirilebilmesi. Onun için bunları konuşalım. Çin'den ithal edilecek sermaye, bu da var. Veya Rusya ile işbirliği yoluyla yaratılacak sermayeler, bunlar da var. Tasarruf oranlarını bütün sınıflara paylaştırarak artılacak sermaye, bu da var. Bunlarla ancak o denizin altındaki enerjiyi, doğalgazı üretip çıkartabiliriz. Yoksa bulduk. Neyi buldun? Su değil ki bu dağdan gelen, tası tutasın, doldurasın. Bir yönü de şu var efendim. Bu bizim bütün ihtiyacımız mesela bu yıl için çözmüyor ya da önümüzdeki yıllar için çözmüyor. Buradaki bu, enerji açığı... Uzun, bakın orta ve uzun vadeli düşüncenin Türkiye'ye ihtiyacı var. Ya yani Türkiye'nin orta ve uzun vadeli düşünce, buna itiraz etmeyelim. 5 yıl sonra çözsün, 10 yıl sonra çözsün. Çünkü Türkiye çok günübirlik idare edilir oldu. Uzun bu enerji açığını zaman. Nasıl çözmeyi planlıyorsunuz o takvimde? Yani o orta ve uzun vadedeki o arayı nasıl çözmeyi planlıyorsunuz? Yani bir kere enerji açığını, komşularımızda enerji var. Yani, yani kısa vadede Rusya'da dünyanın en büyük doğalgaz üreticileri Rusya ile İran. Bizim komşularımız, şanslıyız. Türkiye'de yok ama orada var. Ondan sonra Irak, Katar, Cezayir. Bunlar Cezayir'de denizden komşumuz. Yani bunlarda da var. Sonuç itibariyle bunlarla iyi, sağlıklı ekonomik ilişkiler kurarak dış politikamızı bunlarla ortak çıkarlar temelinde uyumlu hale getirerek de kazanacağımız enerji kaynakları var. Bu bir. Ama bir de Türkiye enerji bakımından fakir bir ülke. Rüzgarı var, bunu değerlendirecek. Güneşi var, bunu değerlendirecek. Yani yenilebilir enerjileri değerlendirecek. Kömürü var. Mesela bakın biz bir kömürle ilgili bir şey yaptık. 3 milyar dolar gibi çok küçük bir yatırımla yılda 10 milyar dolar civarında tasarruf edeceğimiz taş kömürüyle ilgili program yaptık. Siz diyorsun ki enerjiyi nasıl üreteceğiz? Zonguldak Dağı'nın altında kömür yatıyor. Oraya yatırım yapacağız. O Zonguldak Dağı'nın altındaki taş kömürü çıkartacağız mesela. Hükümet orada ithale teşvik vermeyi yolunu tercih ediyor. O ne yapıyor? Zonguldak'taki kömürü çıkartmak yerine Afrika'dan, Güney Afrika'dan, Ukrayna'dan ve Rusya'dan kömür alıyor. Onu alana da teşvik veriyor. Evet. Ama tabii Zonguldak'ın altındaki kömürü çıkarttığın zaman biraz maliyeti yüksek olabiliyor. Ama olsun. Döviz kaybedeceğimi, yani nedir o dövizi Zonguldak Dağı'nın altında kömürü çıkarttığım zaman tekrar orada 30-40 bin işçiye istihdam buluyoruz. Ve Afrika'daki, Ukrayna ve Rusya'daki kömür işçisinin ücretini buradan biz ödeyeceğimize o ücreti kendi Zonguldak'ımızdaki, Bartın'ımızdaki, Soma'mızdaki işçiye veriyoruz. Yani sonuç itibariyle bir ücret veriyoruz ya, Rus işçisine, Ukrayna işçisine, Güney Afrika işçisine buradan ücret vereceğimize, kendi işçimize ücret verelim diyoruz. Vatan Partisi'nin politikası mı? Evet. Ha burada diyelim Zonguldak Dağı'nın altında kömürü çıkartmak biraz maliyeti yüksek. Afrika'dan aldığımızdan daha fiyatlar yüksek olacak olsun. Yani bakın burada maliyetlerin yükselişine, fiyatların yükselişine teslim yükselişi dolayısıyla o iddialara teslim olmamak lazım. Biraz fiyatlar yükselsin, maliyetler biraz yükselsin, bunu göze alalım ama Türkiye'de üretelim. Bunu kabul etmezsek her türlü üretimden vazgeçeriz. Yani sonuç itibariyle Türkiye çünkü ekonomisi arkadan gelen bir ülke. Rekabet edebilmek için biraz maliyetlerin yükselişini göze alması lazım. Bu çok önemli. Bir süreliğine mi bu? Maliyetlerin bir süreliğine tabii. Sen geri teknolojilerle üretimler yaparsın. Ondan sonra o ileri teknolojileri de o ürettiklerinde yaratırsın. Evet. Yani her ileri teknoloji geri teknolojiyle yaratılır. Pat diye dünyada gelmiş bir ileri teknoloji yok. Bütün ileri teknolojilerin serüvenini, tarihçesini incelediğimiz zaman her ülke önce geri teknolojilerle başlar. Oradan ürettikleriyle ileri teknolojileri ilerler. Ama ithalata bağlandığın zaman iflastan başka varacağın bir yer yok. O çok önemli. İthal edelim, ithal edelim, ithal ettiğimiz ucuzdur dediğin zaman bunun sonunda bir tek iflas gelir. İşte Türkiye bugün 500 milyar dolar
dış borçla o iflasa geldi, dayandı. Bütün sorunlar da oradan kaynaklanıyor. Yani 1980'den bu yana izlenen politikalar bugün iflas etti. Yani Turgut Özal sürdürülemez hale geldi, iflas etti. Var mı gündeme ilişkin sorunuz? Sonra nereye geçiyoruz? Bir şey var. Uzman çavuşların talepleri var. Bir de bu yolsuzlukla ilgili hızlı hızlı iki tane soru sormaya zaman var mı? Yolsuzluğu alalım. Uzman çavuşlarımızı isterseniz haftaya... O zaman uzman çavuştan yana tercihimi kullanabilirim. Tamam. Vallahi uzman çavuş vatanımız için can veriyor. Canını feda ediyor. Onların taleplerine cevap vermeyen hükümetler Türkiye'yi ayakta tutamaz. Yani... Sonuç itibariyle bu ülke için canını veren insanların taleplerini karşılamak gerekir. Maddi bir talepleri yok. Sadece güvence istiyorlar. Yani sözleşmeden bakın, kadroya geçmek istiyorlar. Talep diyorum zaten evet. Ben. Talep diyorum. Yani. Aile birlikleri bozulduğu için kendi içlerine yaptıkları araştırmaya göre 2017'den bu yana boşanma oranı %237 artmış. Çok kötü. Değer görmek istiyorlar biraz da. Daha değer de görmek istiyorlar. Yani bir maddi değer değil de. Şehit olurken kadrolu yani, şehit oluyoruz diyorlar. Yani savaşan bir ülke en ön cephede savaşan ve hayatını ortaya koyan insanlarını ayakta tutacak. Onları düşündüğünü, memnun ettiğini uygulamalarla gösterecek. Yoksa savaşacak adam bulamazsın sonuç itibariyle. Oraya gider yani. Var mıdır Beyhan Bey Başkan? Efendim geçen hafta konuştuk tabii Sarper Özsan. Vatan Partili büyük sanatçı kaybetmiştik. Cenaze töreni yapıldı, anma töreni. Bir haftadır da hemen hemen Türkiye'de herkes Sarper Özsan'ı anıyor, konuşuyor. Ona dair söylemek istedim. Şimdi ben 3-4 gündür Sarper Özsan üzerine bir yazı yazıyorum. Bitirdim. Yarın değil, öbür gün tahmin ediyorum şeyde aydınlıkta yayınlanacak. Çok da uzun bir yazı oldu. Ha şu Kemaliye'de bizim Sarper'le 3 günümüz geçti. 2007 yılı 27, 28, 29 Ekim tarihlerinde. Bu Kemaliye'den bir resim. Sarper var, ben varım. Rahmi Aksungür Mimar Sinan Üniversitesi Rektörü. Ondan sonra Ahmet Şişman, Şule Perinçek. Ondan sonra Gönül Hanım, Hüseyin Duru, Firdevs Hanım vesaire. Mimar Parlakkaya. Bakın orada Sarper en kenarda diz çökmüş duruyor. Çok güzel bir geziydi. Kemaliye uygarlığını araştırmak için yaptık. O gezinin en sevgi dolu, ondan sonra araştıran, inceleyen, meraklı arkadaşı Sarper Özsan'dı. Bir şey dikkatimi çekti. Ben de şimdi 150 tane fotoğraf var geziden. Bütün grup fotoğraflarında istisnasız Sarper hep kenarda. Hiç bakın burada da kenarda. Sayın Kemaliye Belediye Başkanımız bakın burada da kenarda. Yani böyle bütün ama bir tane fotoğraf bulamadım ortada olsun. Daima ya sağ kenarda ya sol kenarda. Bundan bir belkini alabilir miyiz? Ha burada da mesela işte ben Hüseyin Haydar da var. Bu da Şule var. Bakın arkada o Kemali evlerinin güzelliğine bakın. Sarper'in duruşu, boyunu böyle sevgi dolu Şule'ye yaslaması. Çok güzel anılarımız oldu. Bundan iki evvelki şeyi açar mısınız Sarper'in eğik kol? Bundan evvelkini açabilir miyiz bundan evvelkini? Bir yere bakarken mi? Ha, o, bak o da bir bak şu orada o da bir Sarper. Şimdi orada bakın bir Kemaliye konağı var. Güzelliğine bakın konağın. Orada bir şey yakalamış. Onu inceliyor. İşte Sarper odur. Ben bu fotoğrafı görüyor tamam dedim. İşte burada Sarper. Yani orada bakın neyi incelediğini bilmiyorum. Ama orada eğilmiş sırtında çantası o da Sarper. O orada bir şey bulmuş yakalamış onu inceliyor. Çok güzel bir gezi oldu. Çok Sarper'i anlatan benim hapishanede de beraberliğim oldu. Bir yazı yazdım. Aydınlık'ta yarın değil öbür gün yayınlanacak.
Kendini anlatıyor. Bizde bir kayıt var şimdi. 3 yıl önce çekilmiş bir kayıt. Onu... Biz genç kuşak tabii çok tanımıyoruz ama kendisini dinleyince söylediklerinizi çok güzel anlatmış ve duygulanarak anlatıyor kendi hayat hikayesini. Derslerle dolu bir röportaj. Biz şimdi çok onu güzel. Hazırlıyoruz. Onu da merakla bekliyoruz. Evet. Önümüzdeki günlerde yayınlayacağız. Derslerle dolu. Kız, Sarper bir dervişti, onu söyleyeyim. Yani kendisiyle ilgili hiçbir talebi olmayan bir insandı. Hep veren. Ve erdemleriyle o besteleri yaptı. Yani o nakış işler gibi kendi topladığı erdemlerle hayatı içerisinde sevinçler, arkadaşlıklar, beraberlikler, mücadeleler, iyilikler, yardımlar, paylaşmalar, okumalar, incelemeler, meraklar, onlarla topladığı bütün erdemleriyle bir nakış işler gibi o besteleri yaptı. Bu da Sarper. Kemaliye'de hemen ağaca çıktı. O da Sarper. Yani orada biz oturuyoruz falan. O hemen kalktı, bir ağaca tırmandı. Hep yaratıcı, hep arayan. Fotoğrafları kim çekti? Bunun Hüseyin Haydar kendisi de çekmiş. Sırtında elinde fotoğraf makinesi var. Hüseyin Haydar çekti. Mesela bunu Hüseyin Haydar çekti. Çünkü fotoğrafta yok. En başta Rahmi Aksungur rektör. İki rektörümüz vardı bu gezide. Ondan sonra Van Üniversitesi rektörü. Siz bir Kemaliye aşkında, turu mu yaptınız? Öyle bir şey mi? Kemaliye'de bir Kemaliye uygarlıklarını bir araştırma ekibi kurduk. Ha, bu Kemaliye'nin eski medresesi. Restore edilmiş. Orada Sayın Belediye Başkanımızla ben konuşuyorum. Bakın şimdi bu da Sarper. Eli böyle şeyinde bir insanla sohbetinde. Dikkat ederseniz insanların karşısında hep boynu eğik olan bir Sarper. Zalimlerin karşısında da post bıyıkları böyle dikleşen bir Sarper. Bu eserlerine de öyle yansıyor. Evet. Yiğit adamdı, cesur adamdı. Eğilmeyen bir adam ama insan karşısında, sevgi karşısında şefkatli, merhametli ama zalim karşısında da son derece mücadeleci, boyun eğmeyen bir insandı Sarper Özsan. Şuradaki duruşu da o kendi duruşu. Tabii. Mesela o röportajında bir önemli bir şey. Siz diyor mesela Aydınlık Hareketi'ne nasıl katıldınız diye soruluyor. Bütün hareketler ve bütün partiler halkın üstünde kendisini görüyordu. Aydınlıkçılar bir tek halkın içindeydi ve halka değer veriyordu. O yüzden orayı. Evet. İlk etapta o yüzden orayı 1970 seçtim. Yılında partimize üye oldum. Yani demek ki 52 yıllık partili. Bizim partimizin en eski üyelerinden. Bu 52 yılda hep dimdik. Yani yemini bir kere yaptı ve yeminini çiğnemedi. Yeminini çiğnemeyenlerden. Verdiği sözü bütün hayatı boyunca ölümüne kadar tutan bir insan. Sevgi dolu. Hapishanede böyle ilk önce ara koşularda 71 spor yaptırmış. İlk önce kendisi koşmuş falan. Abdurrahman Taşçı ile konuştum telefonda. İlk önce diyor geldi bu koşmaya başladı diyor. Havalandırmaya çıktığımız zaman turlar atıyor diyor Sarper Özsan falan. Sonra bir süre sonra diyor biz de onun peşine düştük diyor. Hep beraber 50 kişi 100 kişi koşmaya başladı. Cezaevinde eskrim öğrettiğini anlatıyor. Eskrim, işte savaş sporu tabii eskrim, evet, güreş gibi, boks gibi. Ama bence spor olsun diye öğretiyorum onu diyor. Öğretiyor. Evet. Fakat idarenin olmamak cezaevinde çok şeydi, zalim bir yönetimi vardı. Ondan sonra bunu çağırıyorlar. Diyorlar ki sen ne yapıyorsun? Sen kimsin? Spor hocası mısın? Dövüş hocası mısın? Yok diyor ben müzisyenim diyor. Ya böyle müzisyen mi olur diyorlar. Sen dövüş sporları öğretiyorsun. Öylece benim oraya arka hücrelere gönderdiler. O da benim bahtım oldu. Yani onu cezalandırdılar, arka hücrelere gönderdiler. Sarper'le de 72 hapishanesinde, Mamak Cezaevinde 20 ay yattığını o sayede buluştuk, evet. Hüseyin Haydar şimdi mesaj atmış, kılıçlı derviş. Ya o da öyle diyor. Kılıçlı derviş diyor. Yani derviş, ona zalimin karşısında kılıçlı, mazlumun önünde boynu eğik ve derviş paylaşan. Kez daha saygıyla anıyoruz efendim. Şimdi Mehmet Akif Ersoy, o da büyük şairimiz. O da bizim Kurtuluş Savaşı'mızın büyük
Ölüm yıl dönümü. Şair olarak, yalnız Kurtuluş Savaşı'mızın değil, bakın Mehmet Akif aynı zamanda yoksulların şairidir. Geçen akşam eve geldim, dediler Seyfi Baba hastalanmış yatıyormuş, nesi varmış acaba? Yani Mehmet Akif yalnız Çanakkale şeyinin şehitlerinin şairi değildir. Yalnız İstiklal Marşımızın şairi değildir. Aynı zamanda mazlumların, yoksulların, Seyfi Babaların şairidir ve Abdülhamit'e de müthiş kafa tutmuştur. Abdülhamit'e karşı da en ağır şiirleri yazmış olan mazlumdan yana, işte İstiklal Savaşı'nın daha başında Ankara'ya geçen o da muhteşem bir karakter. Tabii, Burdur milletvekili oluyor değil mi? Burdur milletvekili. Evet, milletvekili yani. Ve İstiklal Marşı için yarışma açıldığı zaman da zor ikna ediyorlar. Hatta 500 lira o zamanın parası büyük bir para. Onun bir ödülü var. Yok diyor, ben diyor böyle bir İstiklal Marşı yazdığım için falan ödül için yazmam. Ya tamam, alma bu parayı. Gel ki yat. Ama yaz. Sırtında ceketi yok doğru düzgün. Evet. Öyle bir. Evet. Efendim bugün müzik ne armağan ediyorsunuz izleyicilere? Müzik Sahiper Özsan'ın bıraktığı mesaj. Koş saflara, gel saflara, parti bayrağı altına. Yani o 52 yıl Vatan Partisi'ne bir ömrünü verdi. Ve Vatan Partisi'nin yeminlerine şöyle diyor. Beni diyor Erkan Yücel partiye üye yaptı ve diyor yemin ettim diyor bir törenle diyor. O zaman hakikaten yemin töreni yapıyorduk parti üyeliği için. Ondan sonra onu kaldırdık çünkü o yanlış anlayışlara da yol açıyor. Yemin ettim diyor. O yeminin son gününe kadar tuttu. Ve onun çok güzel şey var. Koş saflara, gel saflara, parti bayrağı altına. Yani. Sözü kime ait? Kendisine ait mi, Erkan Yücel'e ait mi? Kendisine ait galiba. Ya yine partinin içinden çıkma bir. Benim bildiğim maaşlarının hepsinin sözleri kendisine ait. Mesela 1 Mayıs Sarper'in sözleri de. Yalnız bestesi. Galiba çok az bir kısmını. Mesela bir Enver Gökçe'nin Bir Mermide Benden Aslanım vardır. O Enver Gökçe'nin şiiridir. Gani Boz Aslan'ın Martılar şiirini. Gani Boz Aslan kim? O da şair bizim. O da maalesef o dönemde kaybettiğimiz Diyarbakırlı. O da çok kıymetli. Eski TKP'lilerden galiba yani. Yok yok. Gelenek. Başından beri bizden olan. Ama Boz Aslan ailesi vardı. Yok onu sormuyorum. Bazı şiirleri de herhalde alıp. Ha, mesela Bursa, onlar eski TKP maaşlarını da şey yaptı. Yeniden canlandırdı. Bir de tabii filmlere, ondan sonra tiyatrolara yaptığı, oyunlara yaptığı besteler var. Mesela 1 Mayıs Marşı ana Gorki'nin ana eserine bir yerinde işçiler marşlarla girerler falan diyor. Oradaki marş yok. Onu yazıyor. O yazıyor. Bu da bir yaratıcılık. Evet, işte. Evet. Yani 1 Mayıs Marşı ana. Gorki'nin ana adlı meşhur tiyatro eserine yazdığı bir marş. Peki efendim. Teşekkür ederiz. Parti bayrağı altınıyoruz. Kitap olarak da buyurun. Gorki'nin anısı diyelim. Anası ana. Diyelim. Ana. Evet. Çok güzel. O da güzel bir roman. İşte Gorki'nin anası. Biz geçenlerde... Can Yayınları birçok yayını bir anayı yayınladı. Tabii çok büyük bir eser ana. Bir seri tabii bunlar. Evet. Ana benim üniversitelerim, çocukluğum, ekmeğimi kazanırken. Üçü başka seri. Ana ona dahildi. Yani benim üniversitelerim, çocukluğum. Ekmeğimi kazanırken. Ekmeğimi kazanırken, çocukluğum, ekmeği kazanırken, benim üniversitelerim. Üçü bir seri. Bu ayrı. Ayrı. Bunların hepsinin filmleri de var. Rus sineması. Biz yayınladık, yayınlıyoruz tabii, da. Evet. Çok güzel filmler. Evet. Mesela geçen gün yani inanmışsınız onu bir seyredeceğiz. Siz bir Sakin Doran'ın Şafaklarını yayınlamışsınız. Müthiş bir film. Evet. Ama geçen de yeni bir Rus filmi. Onu seyredeceğiz. Evet. Teşekkür ederiz efendim. Parti bayrağı altına onu mu şimdi çalıyoruz? Tabii. Yani koş saflara, gel saflara. Evet. Sağ ol. Beyan Korkman teşekkürler. Değerli izleyenler. Ya bugünkü güzel... bir çağrı. Sarper'in bize bıraktığı ve 100 yıl sonra, 500 yıl sonra da geçerli olacak bir çağrı. Çünkü parti bayrağı altında dünyayı, özlediğimiz dünyayı yapabiliriz. Partili mücadeleyle, evet. Örgütlü mücadeleyle. Bu sözler ve çağrılarla da sizlere veda ediyoruz efendim. Sizler için gelsin. Hoşça kalın.